Selamlar Esenlikler Tarih Obası Nasılsınız? Hoş geldiniz Cadının son bölümünde birlikteyiz Bütün esrar çözülecek Kimler kitabı okudu çok merak ediyorum Kimler sonuna kadar okudu merak ediyorum Ama lütfen spoiler vermeden yorum yazınız Bu arada ses kontrol yapalım Sesim yeterince iyi mi? Yani iyi olması gerekiyor düşündüğüme göre Hoş geldiniz. Tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. Evvelce kutlamıştım tekrar edeyim. Umarım bu kitap kulübü fikri de hoşunuza gitmiştir. Bu artık bu kitabın dördüncü bölümü. Bundan sonra her ay böyle bir kitap inceleyeceğiz. Daha önce bir anket yapmıştım üyeler arasında. Bir roman, bir akademik kitap inceleyeceğiz bu şekilde her ay inşallah. Bu kitaptan sonra Frankenstein'ı okuyacağız beraber. Daha sonra da Serpil Hoca'nın Osmanlı Kadın Hareketi'ni okuyacağız. Hatırlatıyorum. 10 dakika önce bitirdin. Vay be. Hoş geldin cadı ceren, köylü ceren denmiş. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ah adımın cadıya çıkmasından çok hoşnutum. Ee, yani başka bir şey çıkmasında nedir? <laughs> Kızlar cadı olarak bilinmek hiç kötü bir şey değil. Çok güzel bir şey. Hepinize tavsiye ederim. Biliyorsunuz Hürrem'e de cadı diyorlardı. Yani ha benim idolüm değildir Hürrem o ayrı ama şöyle hayatta minicik bir iz bırakmaya çalışan kadınlara bile cadı derler you know. O yüzden iyidir, hoştur yani. Cadı olarak bilinmeye çalışmak bile güzel. Evet. Ay Gürpınar beni ters köşe yaptı. Ters köşe yatırdı arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir sonuçla karşılaştım kitabın sonunda. Lütfen kimseye spoiler vermeyiniz. Okumamış insanlar da bizimle beraber şaşırabilsinler. Bu arada şeyden bahsedeyim. Ben geçen hafta seçimden hemen sonra salı günü 3 günlüğüne büyük adaya kısa bir tatile gittim. Böyle bir kafa dinleyeyim, bir havam değişsin. Ama tabii ki bir amacım da Heybeli Adaya uğrayıp Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evi ne durumda onu bir görmekti. Gittim, gördüm, ziyaret ettim. Hala tadilatta. İskeleler kurulmuş, içeride bir şeyler oluyor falan. Tabii ki gezmek mümkün değil iç kısmını henüz. Umuyorum günün birinde müze olarak açılır, hep beraber oraya gideriz. Gürpınar'ın evinde Gürpınar'ın romanlarını hep beraber böyle yüksek sesle okuyup tartıştığımızı falan hayal ettim etrafında gezerken evin. Ee, Kapıdan şöyle bir hatıra fotoğrafı aldım sadece elbette içeriye sokmadılar olsun buna da şükür görebildiğimiz kısmını gördük çıktık bekliyoruz heyecanla günün birinde düşünsene tarih havası Gürpınar'ın evinde hep beraber toplanıyoruz ay orada etkinlikler yapıyoruz aynı hayallere daldım ya neyse yani oraya kadar gitmeyi başardım siz de gidip önünden geçebilirsiniz henüz tabii ki hiçbirimiz görme imkanına sahip değiliz ama o yakınlarına gitmek bile ayrı bir keyifti. E, takip etmeyenler varsa beni Instagram'dan takip edebilir. Orada birkaç fotoğraf paylaştım. Ceren C Sungur kullanıcı adım. Orada şöyle bir görebilirsiniz. E, oraya kadar gitmek bile bir şeydi yani. Çok güzel bir tepede, çok hoş bir ev. Yani rahmetli yaşamış. Bakmayın, rahmetli yaşamış. Neler neler öğrendim hakkında başka başka. Rahmetli yaşamış hakkıdır yaşasın. Evet. Yani müze olacak diye öyle haberler gördük ama daha kesin bir şey yok yani. Öyle çok resmi bir şey ben görmedim. Eğer müzeye dönüşürse müze aynı zamanda etkinlik yapılan bir mekan olacağı için zannederim etkinlikler de yapılır. Çünkü müzelerde zaten etkinlikler yapılıyor. İster devlet müzesi olsun, ister özel müze olsun zaten etkinliklerin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla böyle çok hayal kurduk Gülşah'la birlikte. Ah dedik. Böyle gelse insanlar her yerden. içeride böyle söyleşiler yapsak, Gürpınar'ın hikayelerini, romanlarını konuşsak, yazı atölyeleri yapılsa böyle ay çok hayal kurduk ya. Amin. Amin. Ya. Ondan sonra şimdi şunu da size göstereyim. Türkiye İş Bankası'ndan çıkmış cadı romanını göstereyim. Bu arada şu görseli paylaştım bir shortsta. Birisi demiş ki bunu demiş fesli deliye benzetmişler bilerek yapıyorlar demiş. Komplo teorisine bakar mısınız? Kadir Mısıroğlu'ndan ilhamla bu görseli yarattıklarını düşünmüş. İnanılmaz bir kafa neyse böyle baktığı her yerde garip garip şeyler arayan insanlar. Her neyse o aklıma geldi birden. Diyeceğim şu ki bu Gürpınar'ın cadısını ve Gürpınar'ın diğer bütün eserlerini video açıklamasında paylaştığım linkten ücretsiz edinebilirsiniz. Türk Dil Kurumu Emine Gürsoy Naskali Hoca'nın yayına hazırlaması sayesinde Gürpınar'ın bütün eserlerini ücretsiz bir şekilde okumanıza, kullanımınıza açmış bilginiz olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Gürpınar'ın romanlarında tabi elbette çok sayıda eski kelime var. Arapçadan, Farsçadan gelen, eski Osmanlıcadan kalma bir sürü kelime var. Her birinin açıklaması sayfaların altlarında mevcut. Dolayısıyla aslında rahat rahat okuyup anlayabilirsiniz ama yok ben günümüz Türkçesiyle okumayı tercih ederim dipnota falan bakmak da istemem derseniz İş Bankası'nın şu yayınını alabilirsiniz arkadaşlar. Evet çünkü bugün en son bölümü bu kitaptan okuyacağım sizlere hem o yüzden göstermek istedim hem de son bölümü buradan okuyacağım çünkü biraz karışık ve son bölüm gerçekten vurucu bir bölüm daha böyle günümüz Türkçesi ile sizlere aktarmak istediğim Evet. Şimdi bir önceki bölümde neler olmuştu hatırlıyorsunuz herhalde ama şöyle bir anlatayım. Şükriye Hanım'ın dilinden hala dinliyoruz hikayeyi. Şükriye Hanım Naşit Nefi Bey'in ayrıldığı eski eşi ve Naşit Nefi Bey'in hayatta kalmış tek eski eşi. Tamam mı? Ve ya bildiğimiz kadarıyla Şükriye Hanım da Nefi Bey ile arasında geçen münasebet cadı meselesi ile ilgili yaşadığı her şeyi oturup kitap olarak yazmıştı. Ama tabii yayınlamamıştı. Bizim Fikriye Hanım, onun yengesi Emine Hanım ki onu Nefi Bey ile bir an evvel evlendirmek istiyordu. Ayrıca bunların kapısına gelen ve Fikriye'ye aman naşit Nefi ile evlenme diyen yaşlı kadın, İrfan kadın hepsi beraber gitmişlerdi Şükriye'nin evine. Şükriye'de yazdığı kitaptan onlara olanı biteni anlatıyordu hatırlarsanız. Bir önceki bölümde şunu anlatmıştı. Şükriye Hanım ve Nefi Bey e, yani karı koca muhabbeti ederlerken araya Binnas Hanım nasıl giriyor? Ruhu Aziz diye bahsediyorlardı ondan. Bunları ayırmaya çalışıyor. Ben diyor sizi çok kıskanıyorum. Odaları ayıracaksınız iki kardeş gibi yaşayacaksanız bundan sonra ben aksine tahammül edemem falan ay bir sürü olaylar olaylar olmuştu. Aynı zamanda Gürpınar'ın anarşo feminist olduğunu öğrenmiştik bir önceki bölümde hatırlarsanız. <laughs> evet yani <laughs> ne demek istiyor bu kadın diyorsanız 3. bölümü izleyeceksiniz arkadaşlar canlı sekmesinden bulabilirsiniz. Şimdi bakalım bugün ne oluyor? Şöyle özetliyorum. Şükriye Hanım Naşit Nefi Bey ile yaşadığı acayip hayatı anlatmaya devam ediyor bu bölümde. İşler gittikçe garipleşiyor ve hikayeye Şükriye Hanım'ın septik pederi ile birlikte ispiritizmacılar yani ruh çağırmayı bir hobi olarak benimseyen entelektüeller dahil oluyor. Oldukça şaşırtıcı bir ruh çağırma seansının ardından bakalım Fikriye Nefi Bey ile evlenecek mi? Binna Hanım'ın ruhu ortaya çıkacak mı? Neler söyleyecek? Nef'i Bey izdivaç arzusuna erişebilecek mi? Ve son bir mektupla tüm gizemler çözümlenecek mi acaba? Göreceğiz. Sale Virgo arkadaşımız üyelikler hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet bakalım neler olacak. Bakalım. Şimdi yaşananlardan sonra Şükriye eşi Nefi ile odaları ayırır. Yanına İrfan kadını verirler. Ayrıca baba evinden bir de hizmetçi gelir. Naşit Nefi efendi o odasında tek başına, evet yapayalnız yatıyordu. Cadı karı koca mı elimden aldı? Zavallı adamı böyle tefridi yani terk edilmiş tek başına geceleri gidip o bedbahtın koynuna kendisi girmek, girmek için miydi? Bende adeta şiddet bir kıskanç başladı. Bu sefer de Şükriye kocasını Binnaz'ın ruhundan kıskanmaya başlıyor yani. Yalnız kaldılar çünkü karı bir odada, koca bir odada. Sabahları zevcim kaleme gidinceye kadar kalemde çalışıyor. Yani demek ki Osmanlı bürokrasisinde çalışıyor bu kişi. Nefi Bey yani. Ancak bir lahza görüşebiliyorduk. ...çehresi derin bir mamumiyetle... ...günden güne zayıflıyor... ...soluyor... ...saçında sakalında aklar peyda oluyordu... ...nef'i böyle gittikçe... ...hayattan soğuyor adamcağız yani... ...bir de tabii ki... ...yani düşünsenize... E, ...karı koca münasebetin... ...hiç kalmıyor... ...ne sözlü ne fiziksel hiçbir şeyleri kalmadı... ...hayatları bitti ayol... ...çok sıkıntıdalar... ...sonra... Bir gün Nefi Bey geliyor diyor ki ben diyor ispiritizmacılarla görüştüm bize bu konuda yardım edecek diyor. Bir gün efendi bana dedi ki diyor Şükriye. Şükriye İbramların üzerine yani sürekli ısrar etmem beni ötelemen üzerine birçok yere müracaat ettim. Nihayet şehrimizde bir ispiritizm cemiyeti keşfettim. İleri gelen azalarından biriyle dost oldum. Vukuatı bertafsil tafsil anlattım. Olan biteni detaylarıyla anlattım. Bu zat çok şaştı. Böyle hırçın, akur ruhları büyük ervahı hakime nüfuzluyla zaptu tedip mümkün olabileceğini söyledi. Beni reisleriyle görüştürecek diyor şimdi. Yani ispiritizma cemiyetinin reisiyle görüşecekler. Ondan sonra da Binaz'ın ruhunu çağırıp e, onun artık ettiği eziyetlere son vermesini isteyecekler. Anlatmaya devam ediyor Şükriye. Zevcim birkaç gün sonra cemiyetin reisiyle görüştüm. Muhterem bir zat. Binnaz'ın cadılığı hadisesini pek garip buldu. Bu meseleyle meşgul olmayı vaat etti. Tepşirinde bulundu. Nihayet bir akşam bizim yalıda akdi cemiyet edileceğini haber verdi. Yani cemiyet toplantısı. Sonra geliyorlar, yalıda toplanıyorlar. Naşit Nefi ile Şükriye'nin o sıralar yaşadığı yalıda toplanıyorlar. Üç gece sonra biz de toplandılar. Yarısı Frank, yani Avrupalı yabancı, Türk değil. Yarısı Türk 7-8 kişi geldi. Misafirleri en geniş mahallemiz olan mabeyn odasına aldık. Beyefendinin müsaadesiyle iki hizmetçimi beraber alarak çubukluğa saklandım. Çünkü içeride edilecek sözleri hep işitmek istiyordu gizli gizli dinlemek istiyor. Kendisi dahil olmuyor Şükrü'ye. Herhalde ortamda çok erkek olduğu için olsa gerek Şükrü'ye bir noktada gizleniyor. Gizli gizli dinliyor olanı biteni. O geceki cemiyete yani o geceki toplantıya pederimi de davet ettik. Şükriye'nin pederi davet ediliyor. Pederim pek muannit ve Franklerin septik tabir ettikleri hilkatte bir adamdı. Franklerin septik tabir ettikleri Hilkatte bir adamdı. Yani yabancılar benim babama kuşkucu der. Bu hilkatte, bu yaratılışta, halk etmek, yaratmak oradan geliyor arkadaşlar. Yani babası bir şüpheci. Gözüyle görmediği şeylere inanan bir adam değil. Bu odayı hayal edin. Hayal edin. Bu yayının kapağında bu odanın hayali var. <laughs> Bakarsınız sonra. Bu kadar bedahatlere rağmen o hala bu cadı meselesini Binnaz Hanım'ın mezardan hurucu sureti haricinde ihtimalatla izaha uğraşıp duruyordu. Yani bu kadar olay olmasına rağmen diyor babam hala olan bitenin Binnaz'ın mezarından çıkması, mezarından kalkmasıyla alakalı olmadığını düşünüyordu. Başka bir açıklaması olması lazım bu işin diye düşünüyordu. Hakikat her neyse bir dereceye kadar bu gece anlaşılacak. Binna hanımın ruhu davet olunarak kendinden istizahı keyfiyet edilecekti. Ben çubuklukta serapa kulak kesildim. Meraktan çatlıyordum. Şimdi oradan dinliyor tamam mı? Buradan sonrası upuzun bir bölüm arkadaşlar. Ee, bu cemiyet toplantısında yani bu ruh çağırma toplantısı esnasında. Şükriye'nin septik yani kuşkucu pederi ile İspiritizma Derneği'nin reisi beyefendi arasında upuzun bir sohbet geçiyor. Son derece felsefi bir sohbet bu ve resmen dümdüz varlık ve bilim felsefesi. Bu konulara merakı olan arkadaşlar e, lütfen açsın özellikle o sayfaları okusun. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da ne kadar çok felsefe okumuş bir adam olduğunu zaten orada yazdıklarından görebilirsiniz. Baya böyle klasik felsefe okumuş, kendi döneminin bilim felsefesini okumuş, hiçbir şeyden geri kalmamış, son derece entelektüel bir adam olduğunu Gürpınar'ın tam bu e, sayfalar arasında yazdıklarından çok rahat anlayabilirsiniz. Oradan böyle küçük küçük bölümler ben tabii ki seçtim hepsini okuyamayacağım için. Şükriye'nin septik babasıyla cemiyet başkanı arasında şöyle bir konuşma geçiyor mesela bir yerde bir noktada. Peder Bey diyor ki efendim memleketimizde cinci hocalar minel kadim eskiden beri bu davet tabiri mahsusunu istimal ederlerdi. Davet derken şunu kastediyor. İspiritizma Derneği'nin reisi diyor ki Binna Hanım'ın ruhunu davet edeceğiz gelecek ona neler olduğunu soracağız ve bundan sonra Naşit Nefi Bey'i rahatsız etmemesini kendisinden rica edeceğiz diye anlatıyor. Pederin de aklına bu geliyor. Bizde diyor eskiden beri cinci hocalar ve benzerleri bu davet tabirini özellikle kullanırlar diyor. Bir takım sade dil hacet erbabı yani böyle saftirik ama bir takım ihtiyaçları olan insancıklar da ellerinde avuçlarındakini bu davetlere sarf ettikleri halde içlerinden naili maksat olanı hemen görülmemiştir. Yazık insanlar da hani işleri olsun diye bu hacı hoca takımına paraları dökerler ama hiçbirinin de arzusuna ulaştığını görmedik. Eski cincilerin yerine şimdi ispiritizma, manyetizma, hipnotizmacılar çıktı. Bu üç akım da Gürpınar'ın yazdığı dönem için gerçekten şey akımlar çok popüler akımlar. 19. yüzyıl baştan sona muhteşem bir yüzyıl arkadaşlar. Hem akla hayale gelebilecek hemen hemen her tür bilimin modern anlamda kurulduğu, ortaya çıktığı bir yüzyıl, 19. yüzyıl. Aynı zamanda da gerçekten görülenin ötesini merak eden kişilerin böyle ruhçuluğa, manyetizmacılığa, hipnotizmacılığa sardığı bir dönem. Çünkü ...insana dair, dünyaya dair, doğaya dair ne kadar çok şey bilmediğini insanlığın ciddi şekilde fark ettiği... ...ve araştırmanın yöntemlerini, metotlarını e, arayıp durduğu bir yüzyıl. 19. yüzyıl. O dönemlerde yaşasak ne olurduk acaba yani? Bu arada o dönemi gözünüze canlandırmak için şey yapabilirsiniz. Ben hani o konularla ilgili çok film, dizi izlemişimdir. Eğer Netflix e aboneliğiniz varsa bu bir reklam değildir yanlış anlamayın. Netflix ve benzeri platformlarda 19. yüzyılda geçen diziler, filmler arayın. O dönemin havasını şöyle bir solumanızı sağlayacaktır. Arzu ederseniz ben de birkaç tane öneririm yayının bitiminde. Evet evvelkiler cinleri perileri çağırırlardı diyor Şükriye'nin pederi. Bu şimdikiler ruhları celbediyorlar. Yine o külfet yine o davet. Fakat lütfen teşrifleri haber verilen meduvini kiramı meydanda gören yok. Yani gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Hep laflar olaf, laf, iddialar o iddia. Yalnız kisveyi kelam tebdil edilmiş, isimler değiştirilmiş. Kisfeler, görünüşler, kılıklar değişmiş. Laflar hala aynı laflar. Diyor ki yani siz ispiritizmacıların cinci hocadan ne farkınız var? Hepiniz şarlatansınız. Reis diyor ki, ervaha inanmıyor musunuz? Erva ruhlar demek. Peder diyor ki inanacağım bir şeyin mahiyetini tanımak isterim. İçeriğini, niteliğini ne olduğunu. Reis diyor ki ispatı mahiyeti kabili olmayan şeylere ne diyeceksiniz? Yani varlığını ispat etmenin mümkün olmadığı şeyler de var bu dünyada ona ne diyeceksiniz? Peder diyor ki bunlar için düşünürüm, çok düşünürüm. Reis diyor ki mahiyetleri bilinmediği için harareti, ziyayı, elektriği vesaireyi inkar mı edeceksiniz? <laughs> yani şey diyor. Tam bu modern dönemde şey muhabbetleri vardır. Birisi der ki böyle genç erkek arkadaşlar arasında çok geçiyor bu muhabbetler. Ben Allah'a inanmıyorum. Gözümün görmediği şeye inanmam der. Öbürü der ki elektriği de görmüyorsun ama ona inanıyorsun. Tam böyle bir muhabbet tamam mı? Burada da Reis Bey diyor ki Hararet var, ısı. Ziya var, ışık, elektrik var ve benzeri şeyler var. Bunları da gözünle görmüyorsun. Varlığını inkar edebiliyor musun?" diyor. Peder Bey diyor ki, eserleri delaletiyle bu kuvvetleri anlıyoruz. Yani bunlar havası, hamsemize temas ediyorlar. Ben bunların sonuçlarını duyu organlarımla algılayabiliyorum diyor. Dolayısıyla ben bunlara yok diyemem diyor. Çünkü algılayabiliyorum. Dini, felsefi dini, felsefi, ruhu bir tarafa bırakalım. O bahsimizden hariçtir. Şu sizin davetle gelip bazen kovmakla gitmeyen ruhlarınızı aklım almıyor diyor. Neyse konuşuyorlar konuşuyorlar. Reis bir noktada şöyle söylüyor. Bu alemi imkanda sizin aklınızın alamadığı daha birçok şey olabilir. Fakat sizin inkar veya ademi idrakınız ile onların mevcudiyetlerine halel gelmez biz insan aklımızla algılayamıyoruz diye bir şeyler yok demek değildir diyor. Sahibi hane damadınız naşit Nefi Efendi ölmüş zevcesinin azgın şerir ruhundan şikayet ediyor. Bu muziç ruhun yaramazlığından bir hane halkı bir mahalle ahalisi hatta bütün sekeneyi karyemüşteki buna ne diyeceksiniz? Meydanda hiçbir sebebi iştika yok mu? hep bu rivayetler sizi aldatmak için ihtira ediliyor zannında mısınız? E diyor bak bu da öyle bir olay. Etkileri var. Hissedebiliyorsun bir sürü insan. Biz bu binnaz cadısını gördük. Bize kötülükler etti diyor. Bu da mı seni iknaya yeterli değil diyor. Peder Bey de diyor ki faili meçhul bir takım şeyler vuku buluyor. Bu cihet nakabili inkar. İşin bu kısmı inkar edilebilecek bir şey değil. Bu mümkün değil. Fakat bakalım bu garayip efalin bir ruha isnadı doğru mudur? Bakalım bunların arkasından bir ruh mu çıkacak? Faili hakiki ruh değil de ya nedir? Diyor reis bey. Sizin bu hususta yeni bir keşfiniz varsa söyleyiniz. Biz de hatamızı anlayarak sehabımızı tasih, cehlimizi itiraf edelim. Peder Bey diyor ki, Estağfurullah Reis Efendi Hazretleri, sizin ruh namına bir takım efal isnat ettiğiniz kuvvet hakkında hiç malumatım yok. Sonra aralarında işte o az önce söylediğim çok uzun bir muhabbet geçiyor tamam mı? Bu bilim felsefesi temalı çok çok uzun bir muhabbet çok uzun sürüyor. Bir noktada Reis Bey diyor ki bizim meslek ve itikadımızı birkaç sözle size hülasa edeyim. Size özetleyeyim biz ne yapıyoruz? Evvelen cesetten mütecerrit olarak ruh vardır. Saniyen ruh henüz fenden gayri malum melekata maliktir. Salisen ruh vesayeti hissiyeye muhtaç olmaksızın uzak mesafeden tezahürde bulunabilir. Evet, tabiatta faaliyeti muhtelifede bir ruhi unsur vardır ve bunun esası bizim için henüz meçhuldür. Bugün ruh hakkında genel toplum neye inanıyorsa adam da ondan bahsediyor. Diyor ki evet bugün bilim e, henüz bu ruhun ne olduğunu keşfedebilmiş değil ama bunlar bir gerçek diyor, var diyor. Sonra Cemiyet reisi daha da ileri gidiyor ve diyor ki ruhlar gelecekten haber verebilir. Şimdi uzun konuşmada şunlardan bahsediyorlar. Peder Bey diyor ki Allah Allah bu ruhlar neredeymiş? Adam da diyor ki ölen insanların ruhu kainata saçılıyor. Başka gezegenlere gidiyor falan gibi laflar ediyor. Bir noktada paralel evrenleri anımsatan, bir noktada gezegenleri anımsatan şeyler söylüyor. Ruhların kainatta varlığını sürdürdüğünü, çağırdığın zaman çok hızlı bir şekilde gelebildiğini ve gelecekten haber verdiğini iddia ediyor bu reis bey. Bunun üzerine Şükriye'nin pederi şöyle söylüyor. Madem ki ispiritler, ruhlar böyle büyük suallere cevap itası kudretini iddia ediyorlar. Madem ruhların gelecekten haber verme veya aynı anda dünyanın başka bir yerinde neler olup bittiğini bizlere bildirme gibi bir kudreti var, bir gücü var. Niçin Rus hükümeti Japonlarla muharebeye başlamazdan evvel 5-10 medyum ve ispirit cemiyeti toplayıp da hale meçhul ederek o mağlubiyeti azimeden donanmasını ordularını kurtaramadı? Hani madem böyle bir şey var niye büyük devletler bu ruhlardan cinlerden yararlanmıyor? Biliyorsunuz değil mi bugün çeşitli devletlerin yönetimlerinin ruhlardan, cinlerden falan yararlandığını, onları kullandığını iddia eden, buna inanan insanlar var. Bu inançlar tam olarak nereden ortaya, ortaya çıkıyor bilmiyorum. Artık Hacı Hoca ta takımımı yayıyor. Televizyonlarda mı söyleniyor, bir takım kitaplarda mı yazıyor bilmiyorum. Ee, gerçekten buna inananlar var. Öyle bir, bir bilgi olarak kafanızda dursun. Diğer yandan adam burada haklı Septik Peder Bey. Hani madem bunu sen biliyorsun. Yani senin gibi sıradan bir adam. Ruhlardan yararlanılabilir, gelecekten haber verilir, bilmem ne yapılır falan diyorsun. E o zaman bunu büyük devletler bilmiyor mu yani? Rusya'da Japonya ile girdiği muharebede hadi kullansaydı madem donanmasını mahvetmeseydi. Şeklinde bir şey söylüyor yani. Ben de olsam söylerdim herhalde. Diyor ki reis efendi hazretleri istikbal, istikbali siyasi tarihin mantığın kıyasatıyla belki biraz seçilebilir. Diğer suretle bunu keşif kabil değildir. Yani gelecekten hele de siyasi tarihin geleceğinden durumundan kimse haber veremez diyor. Kaşiflik taslayanlar ruh olsun insan olsun şarlatandır. İnsanlara meçhul kalan istikbal ruhlara neden malum oluyor? Badel vefat hale istikbale ait bütün esrarı ilahiye bunlara inkişaf mı ediliyor tabiat bizden pek çok şey gizlemektedir İnsanlar ilmen fenlen bu esrara hulul için uğraştıkça her sene binlerce kurbanlar veriyorlar yani bugün bilimin keşfedemediği bir sürü şey var çözemediğimiz dünya kadar sır var ve her sene e, bu uğurda verilen yani kurbanlar var diyor bir sürü insan bilim uğrunda hayatını kaybediyor diyor mesela şu son senelerde tayyarecilik ilerledi evvelce namı bile yokken meydana adeta bir fen ve sanat çıktı henüz tekemmül-i katiye eremedi yani henüz tekamülünü gelişimini sonlandırmadı ama anlaşıldı ki uçulacak mesela geçmişte demek istiyor hani Um, ulaşımın havadan sağlanabileceği düşünülemezdi bile ama bugün bilimin ve teknolojinin geldiği noktada artık uçaklar uçurulacak belli hani ve gelecekte bu önemli bir ulaşım aracı olacak bak bunu fark ettik ama um, bu diyor yine bilim sayesinde oldu. Yani bu yine somut gerçeklere dayanılarak elde edilmiş bir başarıdır insanlık adına. Yine gözle göremediğimiz şeyler yok ortada diyor. Neyse bilim felsefesi üzere devam eden diyaloğun bir noktasında cemiyet reisi diyor ki bakın diyor sür natürel diye bir şey yoktur. Yani doğaüstü diye bir şey yoktur. Neden? Bununla ne demek istiyor? Bilimin bugüne değin açıklayamadığı bir şeye tanık olduğumuzda ya da böyle bir şeyin varlığından şüphelendiğimizde bu bilime aykırıdır diye bunu reddetmemeliyiz. Gün gelir bilim de bunu açıklar diyor. Tamamen katılıyorum. Ben de her zaman bu kafada olmuşumdur arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani burada da şey örneğini veriyor. Diyor ki tersine akan bir nehir görsek bu konuda ne düşünmeliyiz? Nehrin tersine aktığını gördüğümüzü mü inkar etmeliyiz yoksa Allah Allah bu nehir neden tersine akıyor diye düşünüp bunun bilimsel açıklamasını yapmaya mı çalışmalıyız diyor bayağı ciddi ciddi felsefe yapıyorlar karşılıklı diyor ki bence diyor böyle bir ırmak görsek tersine akan bir ırmak görsek bir durup düşünmeliyiz bunun nasıl böyle olmuş olabileceğini araştırmalıyız diyor binanele keyfiyette bir sürü natürellik yoktur biz hakikate vusul için tasihi rüyete uğraşmalıyız yani e, bugüne kadar bilimin bulduğu, kanıtladığı bir şeyin aksine başka bir şey gördüğümüz zaman bilimle onun nedenini açıklamaya çalışmalıyız. İnkar etmemeliyiz. Dolayısıyla eğer doğada varsa böyle bir şey sür değildir diyor. Yani Tersine akan bir ırmak gördük diyelim. Buna doğa üstü diyemeyiz. O da doğanın bir parçasıdır. Doğanın parçasıysa doğa üstü olamaz diyor. Bayağı dümdüz felsefe. Fevka tabi ya deyip işin içinden çıkmamalıyız. Gene maddeyi araştırmalıyız. Böyle ters cereyan eden suyu arzın cazibeyi merkeziyesinden daha zorlu bir kuvvet makus tarafa cezbediyor demek olur. İşte bu kuvveti bulmalı. Yani yerin çekim gücünden daha farklı bir güç o suyu bulunduğu yere çekiyor demektir. Bizim de gidip o gücün ne olduğunu bulmamız gerekir diyor aklımızın eremediği şeyi inkar etmemeliyiz. Mesela telli telgraf icat olunmazdan evvel bunun telsiziyle uzun mesafeden muhabere edilebileceği iddia olunaydı kim inanırdı? Yahut ki telsiz telgraf aletine malik farz olunan iki kişi mühim bir hususa dair iki memleket arasında 3-4 günde gelecek bir haberi birkaç saniyede inşa etmiş olaydılar. Bunlar sihirbazlıkla itham olunmazlar mıydı? Fütühat-ı feniye bugün sürnatürel derecesinde bizi icap edecek. Kim bilir daha ne kadar şeyleri kabze istifade ve izahına geçirecektir. Bir imkan sandığımız neler neler mümkün olacaktır. Kim bilir diyor, gelecekte diyor neler neler olacak, neler neler göreceğiz diyor. En son Peder Bey diyor ki bu konuda haklı olabilirsiniz tamam eyvallah fakat yevmül haşırdan evvel ölüler dirilmeyecektir. Mahşer gününden önce hiçbir ölü dirilmiş olamaz, dirilmeyecektir. Sen bütün felsefende haklı olsan bile binazın ruhu diye bir şeyin olması mümkün değil diyor. Öyle diyor. Mezarından çıkmış da gelmiş de onu bunu boğmuş da böyle şey mi olur? Hani bu konuya geri dönelim. Öyle bir şey mümkün değil diyor. Evet <laughs> ve ruh çağırma seansı başlıyor. Lambalar kısıldı. Hazırun büyük bir tahta masanın etrafına çevre sıralandılar. Parmaklar mevhum bir piyanonun perdeleri üzerine uzanır gibi eller dizildi. Nim gölge içinde ihtiramkar ve mütevekkil bir intizarı hamuş ile bir müddet öyle müterakkıp oldular. Çok beklenmeden ruhlar geldi. Tıkırtılar başladı. <laughs> koca masa yerini değiştirir surette oynuyor, dalgalanıyordu. Septik peder birden bağırarak itiraz etti. Masa kendi kendine oynamıyor, siz oynatıyorsunuz. Bazı ellerin masayı dürttüğünü hissediyorum. Reis Bey diyor ki, beyefendi sizin gibi bir itikatsızın içimizde bulunması bu geceki içtimamız için bir muvaffakiyet temin etmez. Sizi halkayı tecrübemizden çıkarmak gerekir. Fakat gönlüm sizi böyle hüsranla terke razı olmuyor. Elimden geldiği kadar tenevvürünüze çalışacağım. Sizi aydınlatmaya çalışacağım. Sizi ikna etmeye çalışacağım. Masanın başından hep çekiliniz. Herkes diyor ellerini masadan çeksin. Bakalım ne oluyor? Bu ihtar üzerine halka dağıldı. Masa ortada yalnız kaldı. 2-3 arşın kadar medyum kendi de çekildi. Medyum yani İspiritizma cemiyetinin reisi. Herkes kulağını vermiş, gözünü açmış bir garibe vukuuna hasrı dikkatle bekliyordu. Birdenbire masanın ortasına bir yumruk indirilmiş gibi bir darbe gümledi. Pederim şaşırarak sordu. Kim vuruyor onu? Bilmem, arada bul dedi reis. Pederim kim vuruyorsa bir daha vursun. Bir darbe daha duyuldu. Pederimin istirabı arttı el uzatabilecek bir mesafede masaya yakın kimse bulunmuyordu. Tavandan böyle bir vasıtayı darbeye nuzulüne de ihtimal yoktu. Tavandan böyle bir darbe vuracak bir şey inmesine de imkan yoktu. Masanın altından başka her tarafı göz önündeydi. Pederim hali şüphe için eğilip masanın altına baş uzatarak rica ederim o darbe yeniden vurulsun dedi. Darbe işitildi birbirini mütakiben üç darbe daha dedi peder. Üç darbe daha duyuldu. Pederimin istirabı hayret derecesini aştı. Masanın altından çekildi. Bu garibenin faili hafisini keşfedebilmek için valihane nazarla gözlerini yerden tavana, odanın bütün köşe bucağına dolaştırıyor. Fakat bu taharriyatı def iş şüphesine değil, büsbütün tezayülü hayretine badi oluyordu. Adam her tarafa bakıyor böyle. Ama iyice korkuyor, iyice şaşırıyor. Ya nasıl olabilir bu? Bir türlü anlamıyor. Sonra yeniden masanın çevresine toplanıyorlar. Ve ruhlar masa ayağına vurdukları tıkırtılar vasıtasıyla iletişim kuruyor. Masadaki reis beyle. Masa ayağına vurulan her darbeyle bir harf anlatıyor ruhlar ve bu şekilde iletişim kuruyorlar insanlarla. Masa ayağının her tıkırtısı bir harfe işaretti şeklinde de e, şey yapmış bunu Gürpınar yazmış. Sonra bir ruh geliyor bağlantı kuruyor tıkırtılarla Girit'te şehit düştüğünü söyleyen birisi bu ruh ve bazı mucizeler gösteriyor tamam mı? Peder bey diyor ki inanmıyorum olamaz ruh gelmiş olamaz. Orada ispiritizma cemiyetinin reisi bey diyor ki kalkın diyor kütüphaneden bir kitap çekin, seçin alın diyor rastgele diyor. Bana da göstermeyin kimseyle göstermeyin ruha soralım bu hangi kitapmış diyor. Soruyorlar ruh diyor ki tarihi Naima. Naima tarihi de Osmanlı döneminin çok önemli bir tarihçisidir ve tarihidir. Sayfasını açın diyor masanın altına sokun kitabı hiçbirimiz görmeyelim. 189. sayfayı açtığını da söylüyor bu ruh. Peder Bey iyice şok geçiriyor. Tamam mı? Sonra ruh aynı zamanda bir koltuğu hareket ettiriyor gözünün önünde. Peder Bey kalkıyor gidiyor koltuğun etrafına bakıyor altına bakıyor üstüne bakıyor hiçbir şey yok. Koltuğu eski yerine geri koyuyor koltuk bir daha hareket ettiriliyor. Adam koltuğu eski yerine çekiyor ruh bir daha hareket ettiriyor. Adam kafayı yiyecek yani yemek üzere. En sonunda olaylar olaylar Peder Bey diyorlar ki efendim sizde tuhaf bir medyumluk gücü var. Bunu nereden çıkartıyorlar? Çünkü pederi masada tek başına bıraktıkları zaman masa hafif hareket ediyor. Tamam mı? Ee, ve ona yazı tecrübesi yaptırıyorlar. Diyorlar ki sizde bir ilginç bir olay var. Gelin biz size yazı tecrübesi yaptıralım. Yazı tecrübesi de ne arkadaşlar? Pek çok Hollywood film, filminde gördüğünüz bir şey. Çünkü geçmişte gerçekten uygulanmış bir şey. 19. yüzyıl ruhçularının cidden inandığı ve uğraştığı bir şey. O da şu. Kolunu böyle serbest bırakıyorsun. Alıyorsun eline kalemi, önünde de kağıt. Ruh böylelikle senin bedenine giriyor. Senin elini ve kalemini kullanarak derdini anlatıyor. Seninle bu şekilde iletişim kuruyor. Yazı tecrübesi dedikleri bu. Gerçekten de Peder Bey kabul ediyor. Tamam hadi yapalım diyor kendi haline terk etmiş olduğu kolu 7-8 dakika sonra gayri iradi harekete ve kalemin ucundan harfler dökülmeye başladı. Reis Bey septik pedere diyor ki bu harfleri siz mi yazıyorsunuz? Peder diyor ki ben yazıyorum gibi görünüyor fakat ben yazmıyorum. Kolum sanki bir saiki hafi tarafından idare olunuyor. Nasıl oluyor? Evvela kolumun üzerine Hafif, yumuşak bir yün örtü örtülür gibi oldu. Sonra elim hareket etti. Neyse, bu gelen ruhu sorular soruyorlar. Nihayet Peder Bey kendi eliyle Behçet ismini yazı veriyor. Reis Bey diyor ki: "Bu isimde bir kişiyi tanıyor musunuz? Behçet diye birini tanıyor musunuz?" Peder diyor ki: "Evet. Bu zat kimdir? Ticaret şerikim. Durunuz bakalım alt tarafı ne çıkacak? Peder diyor ki Behçet Efendi'den şiddetle beklediğim bir husus var. Bir haber bekliyorum hevesle diyor. Eğer ondan söz edilirse çok şaşarım. Pederim sözünü tamam etmeden kağıdın üzerinde şu kelimeler belirdi. İki güne kadar Halep'ten poliçe geliyor. Hep birden yazıyı okudular. Bu cümle ağızdan ağıza dolaştı. Pederimin artık hayretten ağzı açık kalmıştı. Reis sordu. Şerikiniz Behçet Efendi ile aranızdaki husus hususi poliçeye dair miydi? Evet. Halep'te bulunan şerikimden bir hafta evvel poliçe gelecekti. Gelmedi. Merak ediyordum. Sonra diyor ki herhalde siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim bu poliçeden haberimiz yoktu. Yani artık anlayın bizim yaptırdığımız bir şey yok. Gerçekten bu ruhlar geliyor ve bizle iletişim kuruyorlar. Peder Bey diyor reis. Neyse bütün bu olaylar olduktan sonra peder bey iyice şok ve nihayet sıra Binnaz'ın ruhunun çağrılmasına geliyor. Şimdi buraya kadar peder beyin gözünden diğer septik okuyucuları bir tahlili gerçekleşiyor aslında. Ya yani böyle şey mi olur diye okuyacak kişiler bu kitabı. Önce peder beyin bakış açısıyla mesele yaklaşacakları için Peder Bey'in gözünden septikleri ikna etti Gürpınar. Tamam mı bu noktaya gelene kadar baya büyük yazar. Şimdi de sıra artık Binnaz'ın ruhunu çağrılmasına geliyor. İp mip yok baktı ip mi var sicim mi var o mu var bu mu var hiçbir şey bulamadı adamcağız çıldırdı. Yine masanın etrafına dizildiler. Reisin tavsiyesiyle gündüzden odanın bir köşesine bir perde gerilmişti. Tecrübe masası bu perdeden bir metreden ziyade bir mesafede duruyordu. Bir metreden fazla bir uzaklıkta duruyordu. Kendi ihtarı üzerine medyumun ayakları birbirine ip ile sıkıca rapt edilmişti. Bağlanmıştı. Medyumun ayaklarını bağlıyorlar oturuyor. Elinin birini pederim diğerini de naşit nefi efendi tutuyordu. O surette ki onlar müsaade etmedikçe... Reis'in kımıldayabilmesine ihtimal yoktu. Bu defa masa medit bir intizardan sonra kımıldadı. Ayağın biri ahiretle dünya arasında telgraf manipülatörü hizmetini görüyordu. Ruhlar odadaki karanlığın tezahürata kafi olmadığını bildirdiler. Odadaki karanlık yet yetersizmiş yani. Üm, büronun üzerinde yanan tek lamba daha ziyade kıs daha ziyade kısıldı. Yani tek bir tane lamba yanıyor. Onu da biraz daha kısıyorlar. O da iyice böyle loş oluyor. Odayı hemen göz gözü görmez bir karanlık kapladı. Birdenbire köşedeki perde kuvvetli bir rüzgara maruz kalmış yelken bezi gibi şişmeye, hazırunun yani ortamda bulunanların yüzlerine doğru savrulmaya başladı. Bu sırada pederim bağırdı. Suratıma bir el dokunuyor. Kimdir onu yapan? Rica ederim yapmasın. Ruhların bu deste nevazişi birkaç şehreyi daha dolaştı. Bu okşanmadan kimi korkuyor, kimi gülüyordu. Pederim, gıdıklanıyorum yapmayınız efendim. Azadan biri, içimizden hiçbiri terki mevki etmedi. Eller de hep masa üzerinde. Emin olunuz bu desti taltif gayipten uzanıyor.'' Pederim perdenin arkasından doğru odanın içinde hafif bir ziya parladı söndü. Pederim sözünü bitirmeden pardon onu okumadım. Perdenin arkasından doğru odanın içinde hafif bir ışık parlıyor sönüyor. Sanki uzak ufuklardan gürültüsü gelmeksizin belirip kaybolan bir şimşek aydınlığı odaya aksediyordu. Halbuki pencereleri kalın astarlı perdeleri sımsıkı kapalıydı. Evet, nihayet bir ruh geldi. Acaba kim? Reis ve ruh arasında geçen konuşma. Reis diyor ki, lütfen kendinizi bildiriniz. Şevkiye Hanım. Biz Binna Hanım'ın ruhuna muntazırdık. Kendisi gelmedi, beni gönderdi. Kendisi niçin gelmiyor? İhtiraz ediyor. Neden? Suallerinizin cümlesine cevap veremeyecek de ondan. Niçin cevap veremiyor? esrarı ervahın hepsi dirilere söylenmez. Bu hususta cidden mazurdur. Siz iki ruh galiba büyük bir muvasanette bulunuyorsunuz. Evet. Sizi birbirinize takrip eden sebep nedir? Müşa müşabeheti nasip. Ne cihetten? Sevç cihetinden. Sizin diyor ortak özelliğiniz bu işbirliği yapmanızın sebebi nedir? O da diyor ki koca açısından ikimiz de aynı makus talihi paylaşmış kadınlarız. Siz kimin zevcesiydiniz? Mebrur Bey'in. Mebrur Bey sizden sonra çabuk mu evlendi? Evet, benim vuku'm -um, mevtim pek fecidir. Benim ölümüm çok feci oldu diyor. Ben yangında muhteriken vefat ettim. Eşim birkaç gececik olsun matemimi tutmadı ziya öfeciğimin ikinci gecesinde bir halayık istifraş etti daha ben öldükten iki gün sonra evdeki bir hizmetçiyle yattı benim herif diyor üç ay geçmeden ben ber hayat iken göz atmış bulunduğu bir hanımla evlendi daha üç ay geçmemişti ki henüz ben hayattayken göz koyduğu bir kadınla da evleniverdi diyor reis diyor ki Ölenle ölünmez darbı meselini bilmiyor musunuz? Ölüm hak olduğu gibi ölen zevç olsun, zevci olsun, berhayat kalan diğer bir kadın veya erkekle teehhülü bir emri meşru ve tabidir. Bu hal zarureti içtimaiyedendir. Berhayat zevceleri üzerine birkaç daha evlenen veya metresler tutan erkekler var. Bu hususta kabahat yalnızca ricalde de değil. Zevce üzerine evlenmek bir kabahatse Ortak üzerine varmak da bu suçun nısfına iştirak demektir. Kabahati yalnız erkeklere yükletmeyiniz. <laughs> Anti-feminizm dersi veriyor burada da adeta. Yani aslında şaka bir yana diyor ki adam. E diyor yani senin kocan ölümünden 3 ay geçmeden başkasıyla evlendi hadi suçlu diyelim. Onun evlendiği kadın da suçlu o zaman diyor. Hem diyor ölenle ölünmez toplumun kuralları gereği dul kalan herkesin başkasıyla evlenme hakkı var ister kadın ister erkek olsun ne fark eder diyor. Ruh diyor ki bu hususun muhakemesi uzun sürer. Yalnız size şu kadar söyleyeyim ki sevcesinin hayatında evlenen bir erkek bu izdivacı mazur ve meşru göstermek için işe bin türlü kulp takar. Sevcesini iknaya, ırzaya yollar arar kadını bazı mertebe avutmaya, aldatmaya uğraşır. Fakat Badelmet böyle olmuyor. Sevcesinden bıkan bir erkeğin diğer bir kadın hakkındaki temayülü kalbisi aynen münkeşif oluyor. İşte buna dayanılmıyor. Hayatta aldatmanın zannolunduğu gibi daima bir seyyiye olmadığını ve aldatmanın çok defa adeta bahtiyarlık yerine geçtiğini şimdi anladık. Yani bu adamlar bizi aldatırken mutlu oluyorlar diyor. Ve bu adamlar bizden bıktıkları zaman başka kadınlarla mutlu oluyorlar diyor. İnsanın buna kalbi dayanmıyor diyor kısaca burada. Ya kadınların bir çilesini dile getiriyor Gürpınar ama hem şakayla karışık dile getiriyor hem de çok acı bir tarafıyla dile getiriyor. Yani kadınların onurlarının, gururlarının nasıl zedelendiğini sıklıkla dile getiriyor. Zaten bütün olay buradan çıkıyor bu cadılık meselesinde. Ama diğer yandan toplumun kuralları var. Diğer yandan yasalar var. Diğer, diğer yandan bazı erkekler de masum aynı zamanda kötü yaptıkları bir şey de yok falan filan. Böyle e, ne ak var ne kara var aynı hayat gibi. Tamam mı? Her şey ak veya kara değil. Böyle sürekli gri alanlar ve Gürpınar'ın diğer romanlarında da bu var, bu romanda da var. Bilmem katılır mısınız? Çok şey böyle bize çok bizi gri alanlara terk edip gidiyor Gürpınar. Buradan sonrasını sen düşün. Yani işin bir bu tarafı var, evet. Bir de bu tarafı var. Artık kararını sen kendin ver diyor Gürpınar. Ben öyle hissediyorum. Evet. Hislendim. Evet Şevki bunu masanın ayaklarının sesiyle anlatıyor. Ne var arkadaş olamaz mı? Biz de yarın öbür gün. Allah gecinden versin ama ruh olacağız. Ne yapacağız? Nasıl iletişim kuracağız? Geldiniz, ruhsunuz, vefat etmişiz, zaten canımız sıkkın, ölmüşüz gitmişiz. Dünyada bir gün yüzü görmüş müyüz, görmemiş miyiz belli değil, tamam mı? Ah, Allah gecinden versin dediğim gibi ölmüşüz gitmişiz. Ruh olarak etrafta geziniyoruz. Bizi çağırdılar ne düşünürsün nasıl hissedersen, nasıl iletişim kurursun yani kurarsın geldin böyle çağrıldığın ruh masasına baktın diyorlar ki ortamdakiler işte masanın ayağına vuruyorlar öyle haberleşiyoruz e, okey ben de vurayım işte bir kere vurursam A iki kere vurursam B herhalde buradan anlıyorlar dersin ve sen de iletişim kurmaya çalışırsın bence İmkanımız olsa ruh olsak gelip buradaki insanlarla iletişim kurmaz mıydık Bence kur artık. Ben ruh olsam kulağını pıtlatırım demiş Çili. <laughs> Morse alfabesi öğrenseniz iyi olur demiş Durum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet, bu arada. Yani öbür taraftan bu tarafa bir şeyler anlatmak isteyen arkadaşlar varsa şimdiden Morse alfabesi öğrenmeleri iyi olur. Beni niye rahatsız ettiniz derdim diyor. Çok haklısın. Ama işte bir şeyler soruyorlar. Ya bir de yani ben şöyle hayal ediyorum ölüp gittikten sonra inşallah ruhum kainatta gezer. Jüpiter, Mars oralara kadar gitmeyi çok isterim gerçekten. Ama sonra da dönüp bir dünyaya gelmek isterim açıkçası ya siz istemez misiniz? Hayattayken gidemediğim yerlere gitmek isterim. Mesela Orta Amerika'daki piramitleri görmek isterim ya. Canlı canlı gidemedim çok para. Euro olmuş 33 lira. Nasıl gideyim? Ama ruhsun git. Konaklama masrafın yok, yemen yok, içmen yok, biletin yok, bilmemden yok. Yalan mı? Ya umarım gezebiliyoruzdur. Kocam böyle bir şey yapsa ballandıra ballandıra anlatırım. Aklı şaşar demiştir. <laughs> bir tur atarız değil mi? Bir turumuz var. Birkaç tur atarız yani. Evet... Sonra arkadaşlar en sonunda Binnaz geliyor. Binnaz diyor ki hakikati bilseniz bana serzeniş için kendinizde salahiyet göremezsiniz. Bana sitem edemezsiniz. Eğer gerçeği bilseniz konunun benle hiç alakası olmadığını anlarsınız. Binnaz sürekli bu tezi savunacak. Reis diyor ki hakikati bilmiyoruz. Bizim yalnız bildiğimiz bir şey varsa o da bedbaht Naşit Nefi Efendi'nin pek elim bir hayat geçirmesidir. Binnaz'ın ruhu diyor ki, zavallı zevcimin çektiği işkencelere ben sizden ziyade acıyorum. Şimdi o cadı karı gitti, tatlı tatlı konuşan bir kadın geldi. Binnaz'ın ruhu tatlı tatlı konuşuyor şu anda. Reis diyor ki, çok acayip, onu tazip eden siz değil misiniz? Onu rahatsız eden sen değil misin? Binaz diyor ki ben değilim. İnkar etmeyiniz. Ervaha yalan yakışmaz. Ruhlara yalan söylemek yakışmaz diyor. Binaz diyor ki bu isnadı katiyen reddederim. Ben değilim diyorum. Reis diyor ki tecessüt ederek geliyorsunuz. Sizi görüp tanıyanlar var. Ben değilim. Çocuklarına yemişler getiren, ortaklarını boğan, kıyafeten bile tamamıyla bizzat hanımın fotoğrafisine benzeyen o ruhu muziç o hayali müthiş ben değilim diyor Binnaz sen değilsin de ya o ruhu katil kimdir Binnaz'dan ses yok niçin sükut ediyorsun sükut ettiğim noktalarda ısrar gösterilmemesi şartıyla geldiğim unutulmasın bana diyor ısrarla soru sormayacaksınız en başta bunu şart koşuyor Binnaz tamam mı ben bazı sorulara cevap vermeyeceğim. Ne nedenini soracaksınız ne de ısrarla benden o konunun cevabını almaya çalışacaksınız. Reis de bunu kabul ettiği için geliyor Binnaz. Reis ama sormaya devam ediyor. Sen değilsen de başka bir ruh mudur? Binnaz'dan ses yok. Duru demiş ki ulan Binnaz bir sen bir de Hürrem dünyaya bedelsiniz. Reis diyor ki Rica ederiz artık bu adamın işkencelerine bir nihayet veriniz. Binnaz diyor ki elimde olsa bağış üstüne. Senin ruhluğun nerede kaldı? Diyor reis. Ervahı bütün havarığa kadir zannetmek büyük bir hatadır. Ruhların her şeye gücü yetebileceğini düşünmek çok büyük bir hatadır diyor Binnaz. Taşlıkta düşüp vefat eden kadını kimse öldürmedi. O korkudan gitti diye de ekliyor. Korkutan kim diyor reis? Ben değilim diyor. Peki kim? Cevap yok. Yine sükut. Bu ruhu tecessüdün sen olduğunu söylüyorlar. Görenler var. Niçin inkar ediyorsun? Ben değilim diyor Yaz. Sen değilsen yabancı bir kadının bu meselede ne alakası olabileceğini bize anlat hakikati macerayı ifşaya mezun, daha doğrusu muktedir değilim. Anlatamıyor Binnaz. Böyle bir gücüm, kuvvetim yok diyor. Susma hakkını kullanmak da değil. Buna henüz gücüm yetmiyor diyor. İyice olaylar garipleşiyor. Ve sonra Binnaz gidiyor. Binnaz'ı bu şekilde gönderiyorlar. Buradan sonra Şükriye ve pederinin yani babasının çok yakın bir sohbeti başlıyor. Bu kısımlar çok güzel. O dönemde bir kız çocuğunun babasıyla bu kadar yakın bir ilişkisinin olması, her şeyi konuşabilmesi, başına gelen bu garip durum karşısında babasından destek görebilmesi, babasının kızına destek olabilme, olabilmek için evine gelmesi, damadıyla konuşması, Son derece bilimsel kafalı, kuşkucu, şüpheci bir adam olması bütün bunlar o dönemde sık rastlanan şeyler değil arkadaşlar. Öncelikle hem Şükriye'nin babası belli ki son derece eğitimli bir entelektüel hem de kızını öyle yetiştirmiş zaten. Kızını da ona göre yetiştirmiş bir adam. Dolayısıyla burada genel geçer toplum yapısından farklı bir baba kız ve farklı bir baba kız ilişkisi görüyoruz. Buradan sonra Şükrü'ye anlatmaya devam ediyor şimdi. Dur bir yudum alayım. Hümacım kediden haber yok. <laughs> Şükrü'ye devam ediyor. Karı ne yaptı yaptı. Naşit Nefi Efendi de dahil olmak üzere davet heyetini beraatine ikna etti. Kandırdı gitti. Binnaz'ın ruhu böyle. Acaba dirisi ne yaman bir kadınmış. Biçare zevci bunun elinden neler çekmiş. Fakat ortağımın o geceki muvaffakiyeti ikna iyiyesi na tamam kaldı. Yani o gün herkesi ikna edemedi. Çünkü o safsatalarına yalnız ben kanmamıştım, kanamazdım. Masumiyetine belki bütün alemi inandırabilirdi. Lakin beni mümkün değil. O bir kadın ruhu ise ben de kadının ta kendisiydim. <laughs> böyle demiş Şükriye, böyle yazmış. Herkes dağıldı. Zevcimin odasında yatmak benim için memnu olduğundan, yasak olduğundan... ...pederimle bir tarafa çekilerek dertleşmeye başladık. Peder bey diyor ki, bu eski kafa o yeni saniyalara kolay kanmaz. Hep bunlar saniyaysa babacığım, insanoğlunun desisedeki cüretine karşı... ...akıllar çeleden çıkmamak kabil değil, olacak iş değil diyor. Evet evet hep bunlar espiritizma namını verdikleri yeni ruh hokkabazlığı. Yoksa kemikleri çürümüş kadınların ruhlarını yüz yazısına paçaya çağırır gibi davet etmek hiç kimsenin haddine düşmemiş. Yüz yazısının ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Osmanlı'da düğün adetleri başlıklı çok uzun bir yayın yapmıştım. Sonra ondan kısa videolar da yüklemiştim kanala hatırlarsanız. Yüz yazısı işte gelinin evlenmeden önceki gece yüzünün veya sabah şey yapılması makyajlanması bazı yerlerde böyle pullar payetler yapıştırılması falan paça da e, evliliğin ikinci günündeydi yanılmıyorsam veya üçüncü günündeydi çorba içiliyor bu sanki diyor hani öyle bir şeye sıradan bir şeye çağırırmış gibi ruhlar çağrılamaz bu dünyaya diyor yani Evet ben iyice anladım ki bu evde cadı yahut o namla hareket eden tehlikeli bir mahluk var. Buna karşı seni yalnız bırakmayacağım diyor Şükriye'nin babası. İki cebime dolu iki revolver yerleştirip bu yalının sofalarında, taşlıklarında sabahlara kadar dolaşarak adeta basiretkar bir nöbetçi vazifesini ifa edeceğim diyor. Senin yanına da bir dolu revolver vereceğim diyor. Kızına da bir tane dolu revolver veriyor adam. Yani ruh değil ama bu yalıdaki insanları rahatsız eden bir somut kişi var diyor. Ben de iki tane silah alacağım yanıma. Bir tane de silah sana vereceğim diyor. Bu tertibatımızı zevcine haber verme. Kocana söyleme diyor. Bu mühim sır ikimizin arasında kalsın. Ruhu kuşkulandırmayalım bizim bu muhaverimiz ruha malum olmaz mı? diyor Şükrü'ye. Kim bilir? Bakalım bu husustaki iktidarını da tecrübe ederiz. İşi gizli tutarsak bir şey keşfedebilecek mi? Anlarız. Sonra bu tecrübe bize ağır oturmasın. Hani pişman olmayalım diyor. Ağırı hafifi yok. Bu belanın ya altından gelmeli ya üstünden. Ben revolverle ne iş göreceğim? diyor babasına kızlık zamanında sana revolver atmayı talim etmiştim. Pekala silah kullanırsın. Yani evlendirmeden önce seni sana silah kullanmasını öğretmiştim. Üstesinden gelirsin diyor. Oradaki tecrübelerini hatırla diyor. Pederim sebebini hissettirmeden bir müddet yalıda kalacağını damadına bildirdi. Baba kız revolverleri ceplerimize yerleştirdik cadıya karşı bir tedafüi bir vaziyet aldıktan sonra şifahi bir ultimatomla Naşit Nefi Efendi'ye vezayif-i zevciyesinin tamamen icrasına davet ettik. <laughs> Ertesi gece karı koca bir odada bir döşekte yattık. Tuhaf şey bizim bu cüretimize karşı o leyle-i saniye zifafımızda havadan aforozlar, tehditnameler yağmadı. Yani baba kız bir düzen kuruyorlar. Naşit Nefi'ye de diyorlar ki sen kocalık görevlerinin tamamını tamamını icra etmek zorundasın. O yüzden gel bu gece beraber yatacağız. Bir nevi zifafa gireceğiz diyor. Cima edeceğiz diyor. Ediyorlar cima. Kötü bir şey olmuyor. Bekliyorlar ki çünkü cadı karı tekrar hiddetlensin. Ortaya çıksın. Bunlar da ikisi bir baba kız üstesinden gelsinler. Ama bir şey yok. Ertesi günü üvey oğlumu diyor Şükrü'ye o cadızade afacanı minderlerin üzerine fıskiye oyunu yaparken yakaladım. Fıskiye oyununu burada tam anlamadım ya çocuk işiyor ortalığa ya da gerçekten elinde böyle su tabancası gibi bir şey var onlarla sıkıyor sağa sonra. Yerlere çarparak mükemmel bir dayak, dayak attıktan sonra maşayı ateşte kızdırarak fıskiyesinin tepesini cazır cazır iyice dağladım dediği için Burada çocuğun herhangi bir organını dağladığını ben düşünemediğim için su tabancası gibi bir şeydir diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşündünüz. Neyse. Oğlan can acısından hep morardı. Canhır, canhıraş feryatlar, medit şikayetlerle cadı annesini imdadına çağırdı. Fakat gelen giden olmadığını görünce nihayet benden yılarak sindi. Kız da korkusundan yüke kaçıp saklandı diyor. Şimdi bunu niye yapıyor? çocuklara kötü davranırsan cadı anneleri gece gelir dendiği için daha önce olmuştu. Kadını tahrik etmek için gelsin diye bunu yapıyor. Ama tabii ki bu işin bir de gecesi var. Gece baba kız bekliyorlar cadı kadın ortaya çıksın diye. Baba kız konuşuyorduk. Sanki bizi ettiğimiz kabahatin cezasını çekmek için yalnız bırakmışlardı. Çünkü kızdılar çocuğu dövdüğü için. Sekenesi terki meva etmiş zannolunan bu koca yalının orasından burasından tıkırtılar patırtılar işitilir gibi oluyordu. Yalıdan sesler gelmeye başladı gece baba kız otururken. Bunlar hakikaten vaki oluyor mu yoksa vahimemizin tevlit ettiği bir hurafe miydi? Yani biz mi yanlış anlıyoruz? Sonra babası diyor ki aman kızım diyor korkunun ecele faydası yok şurada diyor... Ufak bir mangalla kahve takımı gördüm. Cezveyi sürsek de baba kız karşı karşıya birer fincan höpürdetsek. Belki can sıkıntısını defe medar olur. Üzerimde büyük bir ağırlık var diyor babası. Hadi gel diyor iki diyor Türk kahvesi içelim diyor. Pederimin bu teklifine karşı cevap olarak dik dik yüzüne baktım. Korktu çünkü. Ha anladım yalnız dışarı çıkmaya korkuyorsun. Hakkın var dur mangalı takımları getireyim de burada pişir. Dio babası. Sofaya çıktı, ateşi, kahve takımlarını getirdi, iki fincan kahve pişirdim, birini ona verdim, diğerini kendim aldım. Bir iki yudumdan sonra, pederim, bu kahve bayat mıymış, neymiş? Haşhaş gibi ağır bir kokusu var, dedi. Kazım abi hoş geldin, teşekkür ediyorum Kazım abicim. Bu dediği pek doğruydu, bana da öyle geldi. Fincanları elimizden bırakır bırakmaz ikimizin de üzerine cadının kabusu çöker gibi ağırlık bastı. Gözlerimiz süzüle süzüle kapanıyor yavaş yavaş üzerimize dağlar cesametinde sıklet yığılıyormuş gibi kımıldayamayacak birer hale geliyorduk. Nihayet kendimizden büsbütün geçerek ''Pederim bir tarafa ben diğer tarafa devrilip adeta kör kütük sızmışız.'' Kahvede ne vardı ya? Baba kız kahve içtiler ve sonra hop kendilerinden geçtiler, sızdılar. Bu şekilde ne kadar süre kaldık bilmiyorum diyor Şükrüye. Bize okkalarla şarap içmiş gibi bir tesir etti o kahve diyor. Gözlerim diyor, bir süreden sonra biraz aralanınca odayı loşluğa gömülmüş buldum. Her taraf gölgeler içindeydi. Eşya yine de seçiliyordu gözlerimi açmaya, vücudumu ezen sıkletlerden kurtulmak için silkinmeye, kendimi toparlamaya uğraşıyordum. Bakındım, odanın ortasındaki masanın üzerinde yanan lamba yarı yarıya kısılmış. Bunu kim kısmış? Yoksa lambanın gazı mı bitmiş? Kapı önünde müsaadefi enzara dehşetim olan manzara damarlarımdaki kanı buz gibi dondurdu. Bir şey gördü, kanı dondu. Kalbim evvela vazifeyi i devranesinden kalacak bir betaat kesbetti. Sonra şiddetle çarpmaya başladı. Aman Allah'ım o ne haldi? Rüya mı, kabus mu, hakikat mi? Ortağım Binnas Hanım, namı diğer hayali muhterem, öbür ismiyle ruhu aziz, tıpkı fotografisinde gördüğüm şekilde o haşin bakışı, çatık kaşları, müheyyayı tekellüm o kalın dudakları, samani oyalı mor hotozu, koca broşu, elmas küpeleri, gerdanında bir demet incisi, önü çapraz düğmeli redingotvari mor kadife hırkasıyla karşımda o iri yarı levent dikilişiyle boylu boyunca duruyordu. Gözüm gözüne gelince gazubane başını sallaya sallaya yumruğunu sıkarak bana gösterdi sanki onunla beni ezeceğini anlattı. Bu bir ruhu mütecesside benzemiyordu. Bir cesetten çıkmış ruh değildi bu. Bu bir hayal değildi. Bu adeta etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canıyla diptiri. Evet pek zinde bir kadındı. Öldükten sonra dirilmişi andırır bir yeri yoktu. Bu o gördüğüm fotoğrafinin ziruhuydu bu tek mil hüviyeti vücudiye ve ruhiyesiyle aynı aynına Binnaz Hanım'ın kendisiydi. Bu mezardan değil civar hanelerin birinden çıkıp gelmişe benziyordu. Bir bakıyor o sırada babası horul horul uyuyor Binnaz Şükriye'yi tehdit ediyor. Var kuvvet cesaretimi topladım. Bey baba uyan diye çığlık kopardım. Sesimden oda sarsıldı. Pederim gözlerini açtı ne var istirabıyla birkaç saniye sersem sersem etrafına bakındı nihayet binnas hanımlı o da göz göze geldi fakat vehleten kendini toplayıp da hakikati anlayamadı bu giyimli kuşamlı elmaslı incili kadının öyle bir vakit odamızdaki huzu huzuruna bir anlam veremedi bu hanım kim diye yüzüme baktı ortağım binnas diye haykırdım o zaman aklı başına geldi ya bu o canına falan ettiğim cadısı mı diye küfredip Babam derhal revolvere davrandı. Cadının yüzünde hiçbir çiğni haf görülmüyordu. Silahını çıkarıyor adam. Cadı asla korkmuyor, dümdüz bakıyor. Bir fütur, fütursuzca, cesur, metin, dimdik karşımızda duruyordu. Pederim parmağını silahın tetiği üzerinde bir iki üç dört beş altı defa oynattı fakat ateş almadı. O revolveri bıraktı öbürünü yakaladı. Aynı başarısızlık benim revolvere sarıldı. Bu en meşhur fabrikaların en güzel revolverleri anlaşılamaz bir tesirle sanki pederimin elinde çocukların bayramlarda oynadıkları patlamaz e, 60 paralık oyuncak silahlara dönüyordu. Silahlar bir türlü patlamıyor arkadaşlar. Neyse şimdi tehdit sırası onundu, cadınındı. Üzerimize atılacak gibi hareket etti. Besbelli pederime ani bir cinnet geldi. Oktan fırlayan bir yay süratiyle cadıya saldırdı. Fakat bu savleti mecnunanesi esnasında ortadaki masayı devirdi. Lamba yuvarlandı, bereket versin parlamadı söndü. Ortalığı zifiri bir karanlık kapladı. Bir şey göremiyor, seçemiyordum. Yalnız yarı boğazlanmış iri bir hayvanın harharayı nihayesine müşabih mahut bir hırıltı kulaklarımı tırmalamaya başladı evet hiç şüphe yok ki cadı karı pederimi boğuyor mahnuk ortağımın yanına gönderiyordu onun işini bitirdikten sonra sıra bana gelecek elbette benim boğazımı sıkmaya da üşenmeyecekti sonra düşüp kendisini kaybediyor kadın gözlerimi açtığım zaman kendimi naşit nefi efendinin o menhus yalısının geniş bir odasında pederimle karşı karşı birer döşekte buldum. Zahir ecelimiz gelmemiş, akıl ermez bir lütfu taliayla nasılsa bizi cadının yedi ihnakından alabilmişler. Fakat ölmedik bir yerimiz de kalmamıştı. Pederimin boynu, vücudu, bere, çürük içindeydi. Benim korkudan dilim tutulmuştu. Ayıldıktan sonra birkaç saat lakırdı söyleyemedim. 3-4 gün tedaviyle ancak kendimizi toplayabildik. İstanbul'a haneyi pedere nakledildim. Babasının evine gidiyor artık. Nikahım helal, canım azat feryadıyla Naşit Nefi Efendi'den talakımı talep ettim. Yani diyor ki, demiş ki beni artık boşa, beni artık boşa, canımı azadet, nikahımı da düşür. Çok şükür boşanıp kurtuldum. Artık benden uzak olsun. Bu adama varmak cesaretini gösterecek başka bir kadın varsa Allah mübarek etsin. Cadıyla dalaşsın dursun. Naşit efendi sevcelerinden bazıları boğuluyor, bazıları kurtuluyor. Benden sonrakini ölüm mü, halas mı isabet edecek? Artık bu kestirilemez." diyor. Ve Şükriye'nin kitabı işte böyle bitiyor. Bu sonu duyduktan sonra cadının ilk bölümünü okurken çok güldüğümüz yenge Emine Hanım artık Fikriye'yi evlendirme ısrarından vazgeçiyor. Nihayet yenge hanım bir malubiyeti kat'iye ile yani artık kesin bir yenilgiyle gözlerini önüne indirdi. Bu izdivaç teklifinde ısrara artık imkan kalmadığını anladı. Neticede Fikriye, nef'iye varmadı, evlenmediler. Fikriye bütün şüphelerinde haklı çıktı. Ben dedi bu nef'i ile evlenmem, evlenmeyeceğim ve varmadı. Bedbaht Naşit Efendi Fikriye'den sonra talebi izdivaçları olduğu kadınlar tarafından cümleten reddedildi. Yani nefi kimle evlenmek istese adı da çıktığı için artık cadı karısı var, hortlak karısı var diye bütün kadınlar tarafından reddediliyor. Herhangi bir bezmi Nisa'da yani herhangi bir yerde bir kadın toplantısı olduğunda kadınlar evlerde orada burada toplandığında bu zatın sözü geçse bütün kadınlar yaradanlarına sığınarak şöyle derlerdi. Destur tutu o cin tutmuş herif mi? İsmini ağzına alma kardeş. Belki cadı karısı gelir de kıskanır da bu gece seni boğmaya gelir. Dünyada bir o bir ben kalsam yine varmam. Can cümleden aziz. Zoruma ne? Rabbim yazdıysa bolsun. Ortağın aleladesiyle geçinilmiyor da cadısıyla nasıl imtizacı olunacak? Boğulan zavallı kadınların ne çirkin yazıları varmış. Bu hakikati bildiği halde Naşit Nefi Efendi ne insaf ne cesaretle evleniyor. Kadın katili herif. Cadı boğacaksa bari kocasını boğsun da bu adamın elinden hem kendi kurtulsun hem de el alemi kadınları. Seneler mürür ettikçe bir çare Naşit Nefi Efendi hakkındaki rivayeti garibeye daha yakası açılmadık. Ne garibeler ilave ediliyor bu cadı vakası ne mertebe tellendirilip pullandırılıyordu. Nefi Efendi'nin validesi vefat etti. Aradan yıllar geçti arkadaşlar. Nefi Efendi'nin validesi vefat etti. Nesiple Ragıbe, küçük çocuklar, bin Nazlı'dan olan, büyüdü. İkisinin de düğünleri yapıldı. Kendisi saadeti izdivaçtan ebediyen mahrum kalan zavallı adam, Çocuklarının mürüvvetlerini görmekle müteselli olmak istedi. Yani evlatlarımın mürüvvetlerini gördüm artık. Bununla teselli bulayım istemiş. Ama tabii pek de öyle olmuyor. Düğünde cadı kaynananın çocukların düğününde cadı kaynananın ahiretten gelinine elmas yüz görümlüğü damadına el öpmelik getirmiş olduğu haberi yayılarak Yine eski rivayetler, garabetler tazelendi. Birçok şeyler söylendi. Yalı harab oldu. Yıkıcılara verildi. Yani bu Nefi Efendi'nin ikamet ettiği yalı artık çok eskiyor, püsküyor. Yıkıcılara veriyorlar orayı. Tamam mı? O zamanlar satacak kimseyi de kolay kolay bulamıyorlar. Bir talip çıkıyor, veriyorlar. Onlar da oraları hem yıkıyor Belki bağ bahçe yapacak, belki yeni ev dikecek oraya. Nefi Efendi oğlundan kızından ayrı ufak bir hanede zenci ihtiyar bir kadın hizmetçiyle oturuyordu. Cadı birçok senelerden beri artık görünmez olmuştu. Tezahüratı acibenin arkası kesildi. Fakat Nefi'nin canına tak etti kadınsız yaşamak ve en sonunda Nefi Binnaz'a davette bulundu. Hani beni kimseyle evlendirmedin. Kadınsız yaşamaya beni mahkum ettin Binnaz. Bari sen gel senle yaşayayım. Senin ruhunla yaşayayım. Kadınsız yaşamak çok zor diye Binnaz'a dualar edip davet ediyor bu sefer Nefi Efendi. Diyor ki: Binnaz bütün cihanın kadınlarını bana has mı can ettin? ismimin anıldığı yerden benatı Havva ifrit görmüş gibi kaçışıyorlar. Artık hiçbir izdivaç endişesi, rekabet tehlikesi, ademi sadakat haffi kalmadı. Bundan sonra müebbeden sen benimsin, ben senin. İşte döşeğimin nasfı boş, aguşum açık duruyor. Gel nazlım, gel gülüm, gel elmasım, gel beni vuslatınla dil şahat et.'' Lebberle bir sevda olalım yani cimalar edelim ruhunla diyor öyle çıldırdı adamcağız başına vurdu aynen duvarlara tırmanıyor. Bir cadıyla bir insanın izdivaçlarına ihtimali mesa yoksa beni çarp ya öldür ya kendin gibi hortlak yap böyle bir hüsranı muhabbetle kadınsız yaşamadansa her belaya razıyım diye inim inim inliyor naşit nefi. Fakat hiçbir ses yok. Evvelleri en sebepsiz ufak tefek şeylere hiddetlenerek tezahür eden cadı şimdi ne yapılsa görünmüyor. Hayatı zevcinin yatağına gelmiyor, kayıtsız davranıyor. Artık zaten iyice yaşlanmış olan yıllardır bir tek zifaf gecesi dahi görememiş olan naşit nefi ak sakallarıyla duvarlara tırmanacak vaziyete geldiği için iyice çıldırıyor bedbahta ruhu azizin kıskançlığını tahrik için nihayet evdeki zenci ihtiyar kadına ferah kadına ilanı aşk etmeye karar veriyor ilanı aşka karar veriyor. Bir akşam kadıncağız mangal başında uyuklarken kemali aşku iştiha ile birdenbire kadının boynuna atlıyor. Aşçı kadın efendiyi çıldırdı zannediyor, feryat ediyor. Ya afendi çekil, çıldırdın mı ayo? Bana boğacak mısın? vallah boğmayacağım Ferahçığım. Ya ne yapacaksın? Seni seveceğim, Aa üstüme iyilik sağlık. Beni çocuğu mu zannettin? Koca kadın sevilir mi? Asıl koca kadınlar sevilir. Çoluk çocuk muhabbetten ne anlar? Kaç zamandır senin için cayır cayır içim yanıyor. İçin mi yanıyor? Azavallı sana ekşi bir limonata yapayım mı? Bu ateş limonatayla sönmez. Ya neyle söner? Senin o devrani kirazı dudaklarınla. Benim dudaklarımla mı? Aa! Ak utanmıyor musun afendi? Rabbim şaşırtmasın. Oo, büyük sözüme tövbe. Kuzum Ferah'cığım... <laughs> Allah bana ruzi kılmasın. Haram kabul etmem. <laughs> Haşa haramı ben de kabul etmem. Ferah gözlerini süze süze bir işvekarlıkla sen haram istemez ben haram istemez. Eh öyleyse bu iş nasıl olacak? Yarın imamı çağırtır nikah kıydırırım. Arap'ın cilvesi birden dehşete tahavvül ile "Nikah mı? Sana sığındım Rabbim. Beni cadıya boğduracak mısın?" <laughs> Fakat böyle konuşurlarken hani sadece Binaz'ı kudurtup ortaya çıkartmak için Ferah kadına, ihtiyar zenci kadına ilanı aşk etmeye karar vermişti ya Naşit Nefi. Tam bu esnada bu diyalog sırasında bir bakıyor ki aslında ihtiyar zenci kadını da yani bir gönlü var gibi hani. Hemen fırsatı kaçırmıyor. Hemen görüyor oradaki fırsatı. O gece kalayı esvede nikahsız zafer yağ bulur. O gece cima ediyorlar yani kısacası. Gürpınar'ın anlatmadaki güzelliğine bakın. Kalayı esvede nikahsız zafer yağ bulur. Fakat bu nakabili tamir hatasıyla kıskançlıktan küplere bindirdiği cadının intikamı dehşetinden tiril tiril titreyen aşçı kadın, ales sabah, ertesi sabah, tası tarağı toplayarak haneden savuşur. Zenci hanım, Ferah hanım, Nef'i Bey'le cima ediyor. Ama sabah aklı başına gelince diyor ki Allah Cadı çıkacak ortaya beni boğacak ben kaçayım. Evden savuşup kaçıyor. Ama tuhaf hal bu defa cadı tezahür etmez. Naşit Efendi hayali muhteremin inhisarı sevdasından artık ıtlakına sarih bir delil addiyle ak sakalına bakmayarak civar kadınlara sarkıntılıklara kalkar. Arzusunu doyurma ee, yolunda ilerler. Fakat vebadan kaçar gibi bütün nisvanı hala ve daima kendinden giriizan müteneffir bulur. Bir bakar ki yani hala bütün kadınlar kendisinden kaçıyor. Yine ferah kadına razı olur. Çok arar, onu da bir daha ele geçiremez. Talihsiz adam bakiyeyi ömrünü, hayatı bekeranesinin son maideyi aşkı olan bu siyah bayat havyarın yağda lezzetiyle geçirirken yani <laughs> böyle denir mi ya Ferah Hanım'a bu siyah bayat havyar yani en son yaptığı seksin hayaliyle yaşamış adam geri kalan hayatı boyunca bütün şu mahrumiyeti elimesinin sebebini insana hayret durgunluğu veren cadı muammasını düşünür düşünür bir şey anlayamaz zihni de hayatı gibi karışır kararır. Evet geldik son mektuba ve bütün düğümün, düğümün çözüldüğü noktaya. Ya tabir mükemmel de yani biraz ofensif değil mi ya? <laughs> Siyah bayat havyar ne ya? <laughs> Gerçi Naşit Defi'nin zihninden hareketle yazıyor bunları. Öyle düşünüyor o. Efendi adamdın Nefi. Yakışıklı da bir beyefendiydin ama kadersizmişsin. Şimdi Nefi Bey köşesine çekildi. Artık ne kadın bulmaktan ümidi var, ne bir cimadan ümidi var. Hiçbir şeyden ümidi yok. En son yaptığı cimayı düşünüp düşünüp duruyor işte adamcağız. Sonra bir gün Nefi Efendi'nin artık her türlü aşk emelini zorunlu bir vazgeçişle zihninden çıkarıp kah oğlunun kah damadının ve kızının yanında vakit geçirmekte olduğu hayatının son senelerinde kendisine bir mektupla bir çıkın gönderilir. Çıkını açar, pamuklara sarılmış, kutusuz bir takım mücevherler görür. Dikkatle kontrol edince bunların aziz ruh tarafından çekmeceden aşırılmış olan elmaslar olduğunu anlar. Şaşkınlığı artar. Esrarengiz bir şekilde çekmeceden yok olan bu takıların bu şekilde geri gelmesi kendisini büyük bir titremeye düşürür. Muhterem hayalet acaba yine tezahür etmeye mi başladı? Mektup ondan mı merakıyla zarfı açar şu satırları okur. Efendi bu dünyada hiçbir şey yoktur ki biraz iç yüzünü inceleyip derinleşme yönüne gidilince derhal karşınızda çözülmesi ve açıklanması mümkün olmayan bir bilmece şeklini almasın. Bütün hayat, varlıklar, kainat, önemli önemsiz görünen her şey birbiri içine girmiş birer bilmecedir. Bu doğal bilmecelerin birbirine bağlılığı ve bunlardan çoğunun çözülmesinin mümkün olmaması insanlığın çözme başarısıyla övündüklerinin de tamamıyla bilinememiş olduğunu gösterir. Acizane düşünceme göre henüz hiçbir şey kesinlikle çözülememiştir. Belki cahiliye dönemlerinden kalma birçok yanlış düşüncenin yalanın temelsizliği ilim ve fen adına ispatlanarak insanlık uyarılıp aydınlatılmaktadır. Bu böyle yine bu mektup da baştan sona bilim felsefesi arkadaşlar e, tamamını okuyamam çok uzun sürüyor bölüm bölüm okuyacağım mektubun hemen ikinci sayfasında bilim felsefesinden devam ediyor diyor ki biri çıkar der ki her varlık hakikat olamaz çünkü bütün varlıkların mahiyeti bizce bilinmez tarifinize bakılırsa bilinmeyen hakikat tanımlanamayan hakikat ispatlanamayan hakikat demek gerekir. Bir şey bir şeyse hem hakikat olsun hem tanımlanamasın. Bu mümkün değildir. Bu adeta beyaz siyah yani beyaz olan bir şeyin aynı zamanda siyah olduğunu da iddia etmek gibidir. Sözü daha da uzatmak isteyen birisi her varlık bir hakikatse ben bir varlığım bundan dolayı bir hakikatim. Zihnimde gördüğüm hayaller fizyoloji bakımından sırf hayal olamaz. Zaten bu alemde saf hayal yoktur. Zihnin her tahayyül ettiği şey beynin önceki intibalarından doğmuştur der. Platon felsefesini anımsıyorum ben ne, ne diyorsunuz filozoflar bana Platonu anımsattı bu laflar bir de şey anımsattı. İşte düşünüyorum öyleyse varım. Yorumlara yazın buyurun sözün ne kadar uzayabileceğini görüyorsunuz. İşte felsefe kitapları böyle yazılır. Her zamanın bir fikir, bir prensip modası vardır. Yeniler eskileri beğenmez. Neredeyse eski, yeni, hiçbir filozof görmedim ki incede dinceye meslektaşlarıyla yani birbiriyle alay etmesin. Her biri hakikatin anahtarını kendinde sanır. O ise kimsenin zihnine tamamıyla girmemiştir ben bu budalaların topuna gülerim. Çünkü hepsi laf ebesidir. Bence Gürpınar okuduğu filozofları ve genel olarak felsefeyi böyle görüyor olabilir. Hepsi diyor laf ebesidir. Bir küçük hakikati 40 dereden su getirmedikten sonra söylemezler. Dünyada var olan kütüphanelerde milyonlarca kitap vardır. Şimdiye kadar keşfedilen saf hakikatlerse özetlense ufak bir cilde sığar. Boş boş konuşuyor insanların çoğu diyor. Bu bilim insanları, bu filozoflar. Sizin geçirdiğiniz hayat hayal midir, hakikat midir? Bu karmaşık bilmece karşısında beynim çok yorgunluk saatleri geçirdi. Geçen ömrünüzü bu iki kadrodan birine henüz tamamıyla sokamadım. Hayatınıza hakikat desem hayale benzer. Hayal desem şu maddi alemde bütün ana hatlarını çizerek yürümüş bir ömür nasıl gerçek dışı olabilir? Günümüzün alimleri ve önemli kişi, kişileri ne derlerse desinler. Hayatınızda hayalle hakikatten birer parça var. Ben öyle diyorum. Çok zaman pirincin taşını ayıklamaya uğraştım. Biraz hayali hakikatten ayırmayı başardım. Fakat tamamıyla değil. Ben Deniz size pek yabancı bir adam da değilim. Kimliğini açıklıyor bu mektubun yazarı şu anda. Hisar'da bitişik yalı komşunuz Aram Dil Hanım'ın büyük oğlu Kadir Bey'im ben. Hayatımın büyük kısmı taşra memuriyetlerinde geçmiş olduğu için zatı alinizle uzun boylu bir araya gelmeye pek vaktim olmamıştı. Bununla birlikte birbirimizi hiç tanımaz da değiliz. Hayatınızın mühim sır düğmelerinden olan cadı meselesinden dolayı siz İstanbul'da bilinen kişiler arasına girdiniz. Bedbaht Naşit Nefi Efendi'yi tanımayan kalmadı. Acayip maceranızı uzaktan uzağa işitir. Fakat doğrusunu söyleyeyim. Bunu her ne şekildeyse yayılmasından yararlanılmak üzere düzenlenmiş ustalıklı bir masal gibi kabul ederdim. Siz yalının enkazını yıkıcılara sattınız. Bu cadılı yalı Hakikaten yerle bir edilecek bir evdi. Annem öldü. Kardeşim Nadir Bey bilmem kaçıncı defa Paris'e gitti. Bizim yalı da tamir kabul etmez bir şekilde yıkılmaya yüz tuttu. Satın almak için münasip bir müşteri çıkmıyordu. Ben de sizin gibi enkazı yıkıcılara verdim. Yıkmaya başladılar. Bir gün bu yıkıcıların usta başısı, kır sakallı, tavşan yemez olanlardan bir Kürt yanıma gelerek dedi ki e, tavşan yemezlerden demek muhtemelen Alevi demek arkadaşlar e, Alevi bir Kürt demek istiyor bundan sonraki metin boyunca adamdan Kürt olarak bahsediyor bu adamın bir adı yok mu Gürpınar acaba neden hani o dönemler küçük mü görülüyor bu insanlar bu durumda yani yaptığı işten dolayı mı etnik kökeninden dolayı mı sürekli Kürt Kürt diye bahsediliyor adamdan adamın bir adı vardı illaki ama burada yine Gürpınar bir şey anlatmaya çalışıyor bence böyle sınıf farkı Kürtlerin bu işlere bakıyor olması o dönemde İşte yalıda oturan entelektüel bir adamın onlara karşı bakışında böyle bir böyle bir üsttencilik bir aşağılama olması zannedersen bunu anlatmaya çalışmış hemen arkasından da Türklere sallayacak Gürpınar bizzat şimdi bakalım Kürt yanıma gelerek dedi ki: "Beyefendi, komşunuz Naşit Nefi Efendi'nin yalısını da biz yıktık. Karınız kesat hani Allah bol versin. İstanbul'da kadim mimari tarzımıza numune olacak bir bina bırakmıyorsunuz. Kadim mimari tarzımıza numune olacak bir bina bırakmıyorsunuz. Adamın ne günahı var? Sen satıyorsun yalını, öbürü satıyor yalısını. Neye be dua edersin böyle? Siz satıyorsunuz, biz alıyoruz." kabahat sat bizim mi ki alan da hayrını görsün satan da diyor adam uzatma ne olmuş söyle ne olacak yıkarken sizin yalının tavan arasından öbür yalıya mükemmel bir yol gördük tavan arasından. nasıl yani menteşeli bir kapak konmuş sizin taraftan mandallar kilitler vurulmuş tuhaf şey Gördüğümüz yalnız bu değil. Daha ne gördünüz? Sizin mahsenden öteki yalının mahsenine tünel gibi bir yol açılmış. İstersen gel seyret. Daha hepsini yıkmadık. Kürt önüme düştü. Yarı yıkılmış mahsene indik. Dediği geçidi gösterdi. Bir insanın eğilerek geçmesine müsait bir tünel. Fakat sonradan açılmışa benzemiyordu. Bu mahzenlerin eskiden inşası sırasında herhangi bir kullanım için böyle bir ek yapılmış. Kürt'ün anlattığına göre bu geçit eskiye benzerse de bitimindeki geçişi sağlayan delik sonradan açılmışmış. Hatta istenildiği zaman açılır kapanır bir kapak taşı bulunduğunu da anlattı. Kürtlerin bu keşfine ben evvela gerektiği kadar önem vermedim. Lakin sonradan düşündükçe zihnim karıştı. Nihayet beynime bazı hakikatler dank etti. İki gün sonra geldim, bu geçit zeminindeki toprakları karıştırdım. Her tarafını karış karış araştırdım. Üzerleri kurşun kalemle yazılı bazı yırtık kağıt parçaları buldum. Bunları sakladım. Bu konuda beni ikaz eden birkaç noktayı size açıklamak için biraz geçmişe dönmek zorundayım. Küçük biraderim Nadir Bey, şimdi bu sefer Ah diğer evin hanımı mı yanıkmış adama şimdi öğreneceğiz bakalım neymiş. Bu Kadir Bey mektubunu yazarı hatırlatıyorum. Bunun da küçük bir erkek kardeşi var Nadir Bey kendisinden küçük yani. Küçük biraderim Nadir Bey heykeltraşlık eğitimi için Paris'e gitmek istediği zaman ben olanca ikna gücümle onu bir fikrinden, bu fikrinden döndürmeye uğraşarak demiştim ki kardeşim Türkler arasında ebediyen kabul edilemeyecek bir meslek varsa o da heykel sanatıdır. Memleketine faydalı olacak, işe yarayacak bir şey öğren. Heykel tıraşlıkla burada ne yapacaksın? Ecdadımızın bırakmış olduğu suları kurumuş çeşmelere bugün musluk takacak paramız yok. Ecdadımızdan çoğu mezarlarında taşsız yatıyor. Birçoğunun gömüldüğü yer bile belli değil. Heykeli kime dikeceğiz? Evimizin içine giren Avrupa'dan gelme bazı öteberi kutularının üzerlerindeki resimleri günahtır diye bıçakla kazıdıklarını, kandil geceleri eve melek girmez iddiasıyla çocuğun bebeğini helaya kapadıklarını bilmiyor musun? Çocukların oyuncak bebeklerini tuvaletlere kaparlarmış ki kandil geceleri evimize melek girmez o oyuncak bebeği görürse diye. Oyuncak bebekleri put muamelesi ediyorlar yani. Kışın çamurdan, molozdan, yazın süprüntüden, tozdan geçilmeyen ...mübarek meydanlarımızı... ...sokaklarımızı heykellerle... ...kirletecek misin? Burada heykel sanatını... ...nasıl kutsadıklarını anlamak için... ...Sultan Ahmet meydanındaki... ...dikili taşların çukurlarına doğru... ...eğil de bir bak. İroni yapıyor. Çöp içindedir... ...oralar genellikle. Hala bile, bile öyledir yani. Alman İmparatoru'nun yaptırdığı... ...o canım çeşmenin mozaikleri... ...üzerine gelip geçen şairlerimiz artistlerimiz tarafından her renkte kalemlerle yazılan nazik şiirleri edepsizce resimleri görüp okumadın mı? Nihayet bir zaman etrafına tahta perde çekilerek çeşmenin kapatılması mecburiyeti neden hasıl oldu? Geçmişte de evet bu çılgın Türkler o çe güzelim çeşmenin 3. Ahmet Çeşmesi olsa gerek onu kastediyor andığım kadarıyla. Orasına burasına yazılar yazmış bir şeyler yazmış. Aa diyor ne şairlerimiz var ne yazarlarımız var bir sürü şeyler yazdılar o güzelim çeşmeye diyor. Bugün şehrimizin güzel yerlerini farz edelim ki en büyük sanatkarların yetenekli ellerinden çıkmış saygıdeğer ecdadımızın heykelleriyle süslenmiş görsen. Üç gün sonra eğer bu abidelerin burunlarını kulaklarını yerlerinde bulabilirsen aşk olsun elle tutulur birer puta benzeyen bu mermer insanları taşlamayı şeytan taşlama derecesinde sevap bilenlere karşı heykel dikmek heykel sanatında maharet göstermek iddiasındasın hala şaşarım aklına bugün hala yok mu Atatürk'ün heykellerine baltayla saldıran tipler ticaniler başlattı Google'la arar bakarsanız onlar yüzünden Atatürk'ü koruma kanunu çıktı Menderes zamanı. Bugün hala o heykellere baltayla saldıranlar Atatürk'ü koruma kanununu kaldırın, gerçekler ortaya çıksın diye ağlıyorlar. Onların ataları o heykellere baltalarla saldırdıkları için çıkarttılar o kanunu. Al ironinin hası gerçek hayatta. Neyse. Böyle çok söylendim. Fakat ahmak kardeşimi fikrinden çevirmek mümkün olmadı kararını gerçekleştirmek için Paris'e gitti. Gerekli eğitimlere başladı. Birkaç senede bir İstanbul'a geliyor, bir süre sonra yine Avrupa'ya geri dönüyordu. Hisar'daki yalının büyük bir odasını atölye haline getirmişti. İçerisi bir takım gönyeler, pergeller, küsküler, alçıdan yarım heykeller, kollar, bacaklar, kafalar, kalıplar, modeller, etütlerle doluydu. Çok geçmedi bu atölye o çevrede Nadir Bey'in puthanesi adıyla şöhret aldı. Hatta mahallenin kadınları öfke ve hınçları yükseldiğinde küçük bir modelin üreme organını koparmışlardı. Mahalle kadınları bir gün Nadir Bey'in puthanesine basıyorlar. Basıyorlar mahalle kadınları. Adam orada bir tane heykel yapmış. Yunan tarzı çıplak heykel. Heykelin çükünü kırıyorlar. Mahalle kadınları bu organ kesme cinayetinden sonra atölyesini kadınlara kapattı. Dava büyüdü. Bütün mahalle ahalisi saldırana hak veriyor. Ahlak ve edep bakımından kıyafet altında örtülmesi gereken insan organını bilim ve sanat adını araştırılmasının ve sergilenmesinin çok çirkin olduğunu, medeni toplumlar arasına girmek için Türklerce mutlaka heykel sanatının öğrenilmesi zorunluysa, hiç olmazsa Donun uçkurunun çözülmemesini, göğüsten aşağı insan vücudunun araştırılmasının yasaklanmasını tehditlerle ihtar ediyorlardı. Güzel sanatların Osmanlıcası, Frankçesi olup olamayacağı meselesi meydan aldı. Eski ve yeni kafalılar ikiye ayrıldı. Avrupa medeniyetinin bize tam olarak uygulanmasında buna benzer birçok zor meselenin ortaya çıkacağını ben zaten biliyordum. Kardeşim böyle bin türlü eleştiri ve ayıplama içinde heykeltıraşlığını ilerletmeye uğraşıyordu. Bu esnalarda karınız Binnaz Hanım vefat etti. Annemle aralarında kardeşten her şeyden ileri bir dostluk vardı. Bu mektubun yazarı Kadir Bey'in annesiyle Binnaz Hanım çok yakın arkadaşmış meğerse. Annemle aralarında kardeşten her şeyden ileri bir dostluk vardı. Bu vefat evimizi pek siyah derin matemlere gark etti. Kederinden az kaldı annem de arkasından gidiyordu. Bir müddet sonra kardeşimin elinde binnaz hanımın renkli bir fotoğrafını gördüm. Bu ölmüş kadının resminin elinde ne gezdiğini sordum. Üzüntüsünü yatıştırmak için annem merhumenin doğal büyüklüğünde yarım heykelini yaptırtmak istediğini söyledi. Fakat heykelin yapılıp yapılmadığını bilmiyorum görmedim. Burada bahsedilmesi gereken garip bir şey daha var. Kardeşim Nadir'in Paris'e sıkça gidip gelmesi sebebiyle Beyoğlu'nda bazı Fransız ailelerle dost olduk. Yalıya ecnebi kadınlar dadandı. Bunların içinde kafa göz yararak derdini anlatacak kadar Türkçe bilenleri de vardı. Bizim evde bir ispiritizmacılık başladı. Adeta karma bir cemiyet oluştu. Karınız rahmetli bu ispiritizma cemiyetinin en ileri gelen üyelerindendi. Ya! Ya! Binnas ispiritizmacı çıktı be! eve gelenler de onun ekibiydi belki de değil mi? Nadir Paris'te ben Taşra'dayken annemiz İstanbul'da vefat etti. Aldığım bir telgraf üzerine derhal buraya geldim. Miras işleri falan vardı diyor. Nadir de her işi bana bıraktı. Annemin sandık odası ve sandıklarını açtığım zaman bir bohça içinde samani canfesten bir entari ile kadınların aynalı biçim dedikleri şekilde önü çapraz düğmeli mor kadifeden bir hırka bilmem neden dikkatimi çekti. Hırkayı açtım silktim arasından renkli bir fotoğraf düştü. Alıp baktım karınız Binnaz Hanım'ın resmi. Başörtüsüyle yanıma çok defa çıkmış olduğu için merhumeyi iyice tanırdım. Nadirin elinde görmüş olduğumu hatırladım bu fotoğrafı. Hotoz kutularını karıştırırken resimde binna hanımın başındaki samani oyalı mor hotozu da buldum. Mücevher kutularını açtığım zaman karınızın boynundaki inci demetini, başındaki broşu, kulaklarındaki küpeleri hepsini ele geçirdim. Kutuların birinden yüzlük çıktı, yüzlük. Maske, tatatatam. Kutuların birinden bir maske çıktı. Binnaz hanımın yüzüne aynıyla benzeyen bir maske. Bu hiç şüphe yok, bizim Nadir'in sanat ve ustalığının eseriydi. Yıkıcı amelebaşı kürdün, bizim yalının tavan arasından sizin yalıya yol bulunması. Mahzenden mahzene geçit ve delik olması konusunda söyledikleri meselenin şeklini değiştirdi. Efendi, aklı fikri altüst eden o korkunç cadı rolünü size oynayan benim annemdir. Bu hakikat şimdi gözümde gün gibi aşikar oldu. Ya, hepimizi ters köşe yaptı. Karınız binna hanımın yüzlüğünü yüzüne yani maskesini yüzüne, giysilerini sırtına geçirip mücevherleriyle de süslendikten sonra bahsettiğim geçitlerden sizin yalıya gitmiş olduğuna inanmayı zihnen daha yerinde bulurum. Hırkanızın cebinden çıkan ve karı koca döşekte yatarken havadan inen tehdit mektuplarına gelince, bunların gerçekleşme şekli hakkında bulduğum ihtimaller pek akıl dışı değil helaya girerken hırkanızı çıkarıp sofada merdiven parmaklarını asmış olabilirsiniz. Cadı için yaklaşarak bunun cebine bir kağıt sokuşturmak güç bir iş değil. Havadan düşen yazılı kağıtlar tavan arasına geçirdikten sonra tavanın uygun bir deliğinden aşağı uçurulabilir. Hatta yıktırdığımız eski yalıların mahzenlerini birbirine bağlayan gizli geçitte bulmuş olduğum yazılı kağıt parçalarının cadı tehdit mektuplarının müsvetle döküntüleri olduğuna dair ...güçlü sanılar elde ettim. Hisar mezarlığında... ...Binna Hanım'ın kabrinde... ...kabrinden görünen... ...aydınlık hayal meselesi... ...benim zihnimi de gıcıkladı. Gittim, bebekte... ...bu garipliği anlatan o ırgat başını buldum. Herifi sıkıştırdım. Başta hıkmık dedi. Sonunda eline birkaç meci diye... ...tutuşturunca... ...rahmetli annemin parayla... ...gözünü doyurması üzerine... ...bu yalanı kendi uydurup... O civarda yaydığını itiraf etti. Ya. Mezar taşına kurşun kalemle yazılan mutasavvıfça şiiri yazanı görüp görmediğini sordum. Bir delikanlı geldi, bastonunun ucuna iple bir kurşun kalem bağladı. Kafesin demir parmaklığından içeri uzatarak o yazıları yazdı. Ben uzaktan gözetledim cevabını verdi. Bu delikanlının eşkali hakkındaki sorgulamama karşı tamamıyla kardeşim Nadir'in yüzünü ve görünüşünü tarif etti. Kardeşi Nadir. Kardeşim Nadir Bey'den şiddetle açıklama istememe karşı aldığım cevap daima şuydu. Ben annemin emrine tabi oldum. Bu meselede esas maksada dair bir şey bilmem. Sorumu şöyle yorumladı ispiritizmacılar. ...İspiritizmacı niyetine gitmiş olanları anlatmış. İspiritizmacılar şöyle yorumlamış. Anneniz Aramdil Hanım ile komşunuz Binnaz Hanım... ...iki iyi dost ve güçlü birer ispirittiler. Hangisi önce vefat ederse... ...sağ kalanı yalnız ve hasretli bırakmayıp... ...tezahür ederek ziyarete gelmesini... ...ve böylece dostluklarının mezarın ötesinde de devam etmesini yaşarken kararlaştırdılar. Öldükten sonra Binnas Hanım, kocası Naşit Nefi Efendi'nin gönlünün, gözünün pek çabuk başka kadınlara döndüğünü, delici bir ruhsal gözle görerek kalbinde oluşan, yatıştırılması mümkün olmayan bir kıskançlık öfkesiyle ilk geceden tezahür ederek dostuna içini döktü. Vefasızı uslandırmak için biri ahiretten, Diğeri dünyadan iki kadın fikir ve hareket birliği yaptı. Naşit Nefi Efendi'yi can dayanmaz, acı bir hüsran içinde bırakan garip durumlar göründü. Olan biteni ruhçular böyle yorumluyor. Ve Kadir Bey de şöyle sonlandırıyor sözlerini. Annemin size karşı bu rolü oynamaktaki sebebi neydi? Bunu çok düşündüm. Allah taksiratını affetsin. Bu kadının aleyhinizdeki kastı adeta canicedir. Bu inkar edilemez. Fakat oğulluk tarafgirliğinden büsbütün kendimi ayrı tutamayarak bir noktada annemi müdafaa edeceğim diyor. Annem bu cüreti yalnız kendi zihninin sinirlerinin coşkunluğundan almıyor. Bu çabayı onda uyandıran karınız merhume Binnaz Hanım'ın tahrikidir. Buna sebep işte bu sebepler birbiri içine girmiştir. Biri çözülmedikçe öteki açılmaz. Bu iki kadın arasında ölümlük dirimlik bir sözleşme, dehşetli bir anlaşma var. Buna şüphem kalmadı. İspiritlerin ruhlardan aktardıkları iddiasıyla bu konuda dedikleri madde ve şekil açısından değilse de anlam bakımından doğrudur. Binnas Hanım kendi vefatından sonra evlenmenize engel olmak için annemle bu yolda şeytanca hazırlıklarda bulunabilir. Bu sözleşmenin açık bir delili karınıza ait mücevherlerin annemin sandığından çıkmasıdır. Bu elmasların 80 kilit altından aşırılmasında Binna Hanım'ın dünya veya ahiretten işte her ne şekildeyse etkili bir yardımı var. Annem daha evvel vefat etseymiş uğradığınız felaketin aynısına demek ki babam uğrayacakmış. Efendi, size maskeyle bu büyük fenalığı eden kadının bu suçunu affediniz. Cenab-ı Hak cümlemizi yüzlerini örtü gibi kullanmakta mahir olan alçakların şerlerinden korusun. Binna sanıma ait olduğuna şüphem kalmayan mücevherleri size tamamıyla... iade ediyorum. Bugün kalp ve vicdanları toprak kesilmiş bu iki kadın hakkında affınızı işte bir daha diliyorum. Çünkü merhametinize hak kazanmalarındaki en büyük mazeretleri kadın yaratılmış olmalarıdır. Son cümle o kadar ustalıklı bir cümle ki. O kadar ustalıklı ki. Bak. Merhametinize hak kazanmalarındaki en büyük mazeretleri kadın yaratılmış olmalarıdır. Kitabı baştan sona çok dikkatli bir şekilde okuduğun zaman burada o çift anlamı görüyorsun. Birincisi kocalarıyla ilişkilerinde yaşadıkları bütün eşitsizlikler, bütün sıkıntılar kadınların kadın olmalarından kaynaklanıyor, cinsiyetlerinden kaynaklanıyor yani toplumsal cinsiyetlerinden. Kadınların toplumda ...ikinci sınıf insan muamelesi görmesinden kaynaklanıyor. Bunu anlatıyor aslında. Bunlar kadın diyor. Mazur görün. Ya müthiş bir ironi ya. Çok iyi değil mi? Anarşo feminist Gürpınar. Gururla sunar. Müthiş bir adam ya. Of gerçekten ya. Yani dile hakimiyet zaten mükemmel. Toplumsal mevzulara temas harika. Bunları işleme biçimi süper. Hiçbir şey sadece iyi veya kötü değil. Her şey gri. İyi insan içinde kötülük var, kötünün içinde iyilik var. Ne bileyim ya? Ya Aram Dil Hanım ve binnan Hanım dostluğu evet. Ya tabii böyle düşünmeniz gerekiyor. Yani başından sonuna Gürpınar'ın fikirlerini takip ettiğinizde, dilini takip ettiğinizde kesinlikle çok ustalıklı bir şekilde Gürpınar bunu söylüyor. Bir önceki bölümü hatırlayın. Nasıl Naşit Nefi Beyefendi'nin ağzından konuşuyordu Gürpınar? Kadınların yasalar karşısındaki eşitsizliğinden bahsediyordu. Kadınların toplum içindeki eşitsizliğinden bahsediyordu. Siz biraz bilgilenirseniz, siz biraz uyanırsanız bizimle muhatap olmazsınız, bizi artık sevmezsiniz, bizle oturup kalkmazsınız diyordu Naşit Nefi. O derece diyordu. Hatırlayın. Ah ah geliyorum. Vallahi. Biliyor musunuz yani işte geçen hafta Gürpınar'ın evinin çevresinde dolandım ya şimdi romanı okurken zihnimin içinde Gürpınar'ın evinin çevresinde dolandım bir yandan bir de öyle oldu bu adam beni çok etkisi altına aldı ya ben de mi ispiritizmacılara gitsem Gürpınar'ın hayaleti çevremde dolaşıyor olabilir mi diye düşünsem falan bir sorsam ya aa evet 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 Başak'cığım çok güzel bir noktaya değindin. Binnaz Hanım'ın bambaşka bir hayatı olması ve kocasının bundan bir haber yaşaması. Yani bir kere yan yalıdaki kadınla çok yakın dost. Nefi'nin bunlara haberi yok. Karısının en yakın arkadaşının haberi yok. İspiritizma derneklerine gidip geliyorlar ondan haberi yok. Yani kadınla demek ki sohbet ettiği de yok bu adamın. Yani yaşarken daha hayattayken karısıyla çok bir sohbet etmişliği yok hani burada o anlatıyor böyle binnaz özellikle kocasından bilgi saklayan falan filan birisi değil adamın çok alakası yok kadınla yani öyle bir anlam çıkıyor ama az önce de dediğim gibi hiçbir karakter tek başına çok iyi veya çok kötü değil binnaz da öyle yüzde yüz harika bir insan değil neticede o da öldükten sonra kocasını rahat bırakmayan bir kadın yani kimse ak veya kara değil şimdi sürekli Gürpınar okuyamayız o biraz bıktırabilir bundan önce Gulyabani okumuştuk beraber bundan sonra Frankenstein okuyacağız ee, sonra akademik bir kitap girecek araya ondan sonraki romanı artık seçerim ya <laughs> Gürpınar bana aşık olamaz Gürpınar'ın kadınlardan hoşlandığını ben zannetmiyorum arkadaşlar rahmetlinin Naşit Nefi bunları hak etti diyebilir miyiz yok bence hiçbir erkek en azından hayatının sonuna kadar bu kadarını hak etmez bir sene adamla uğraş hadi. korkut bilmem ne işte hayatının içine et falan tamam bir senden sonra çık git artık hayatının sonuna kadar buna da devam etmezsin yani sağ ol Ömer Faruk Nef'i'yi cenazede üzülmedin diye de takmış Aram Dil Hanım. Evet, evet, evet. Tabii tabii. Bütün... Binnaz zaten yaşarken muhtemelen anlatıyordu Aram Dil'e. İşte benle pek ilgilenmiyor, beni pek sevmiyor gibi şeyler söylüyordu muhtemelen. Bak bu konularda hep soru işaretimiz var. Naşit Nefi'ye sorsan Binnaz çok yelloz bir kadındı. Zaten rahmetli yaşarken bana hayatı dar ederdi diye anlatıyor. Tamam mı? Ama Aram Dil Hanım'la da kanka. Belki nef'i abartıyordu. Belki Binnaz normal bir kadındı ama ilgi görmedikçe çıldırıyordu belki. İstediği tarzda bir evliliği olmadıkça kafa yiyordu kadın. Gidip Aram dile belki anlatıyordu. Yani e, bu romanın devamını herhangi biri hayal edip yazabilir. Arka planını, background'unu. Ne deniyordu buna? Özel bir adı vardı bu türün background story mi bir şey deniyordu buna yani birisi otursa aslında böyleymiş şöyleymiş diye Binnaz ve Arandil'in dostluğu Nefi ile Binnaz'ın gerçekteki ilişkisi hakkında kendi hayal ettiği her şeyi yazabilir Abdülhak Hamit Tarhan'a gereken muamele de buydu ya o adamın gerçekten karısının cenazesinde bir başkasıyla hem hal olduğu gerçek mi bilmiyorum ben. Edebiyatçıların özel hayatlarını falan bilmem ben. Ee, şey, yayını beğendiyseniz beğen butonu var aşağıda oraya bir tık yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Aram dil teyzeleri, çocuklara el kaldıranlara zul olmuş kanka gibi kanka demiş Hüma... Prequel miydi, neydi, bir şeydi, evet bir şey deniyordu spin-off mu deniyordu geçmiş hani ıı, bu hikayenin aslı buymuş, background'u buymuş diye anlatırlar hani Agatha Christie okuyabiliriz ya, Agatha Christie olabilir, Agatha Christie olabilir gerçekten ee, Ursula da okuyabiliriz olabilir Sude diyor ki nefi Binnaz için öldü de kurtulduğumu düşündüm demişti. Kadına kim bilir neler hissettirdi. Belki öyleydi. Belki Binnaz gerçekten yellozdu bak bilmiyoruz. Aslında bunu bilmiyoruz. Hep birilerinin iddiasını biliyoruz. Origin story miydi? Galiba origin story'ydi evet. Tampa okuyabiliriz? Ama unutmayın her kitabı bir ayda okuyoruz. Yani Anlatabiliyor muyum? Sağ ol Cemre. Agatha Christie gerçekten olabilir. Agatha da olur, Ursula da olur. Tutunamayanlar ben okumam. Süper sıkıcı. Süper sıkıcı. Sezgin Kaymaz da olabilir, olabilir. Bakarız. Romanları ben seçeceğim arkadaşlar. Size sormadan seçeceğim. Sadece fikirlerinizi alıyorum. Neden? Ben bir tarihçi olarak zaten çok zor roman okuyorum. Çoğu romanı beğenmiyorum. Okumaya değer bulmuyorum. Herkes ölüyor, bitiyor, bayılıyor. Ben çok sıkılıyorum. Benim şahsen sıkılmamam lazım. Önerilerinize varım. Bence önerdiğiniz isimler birbirinden güzel. Aralarından böyle en bize hitap edeni, beni sıkmayanı bulurum, seçerim. Siz de severseniz okursunuz. Lovecraft okumak benim de aklımda var. Teşekkürler Zehra. Tom Sawyer. Latife Tekin, ya okuruz da Latife Tekin ben ağlıyorum okurken ağlıyorum ben onun yayınlarını yap yapmam benim çok zor ya nasıl yaparım bilmiyorum belki bir bölüm yaparım onu sevgili Arsız ölümüse anlatırım ağlarım 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 sonra da yayını kapatınca videoyu gizlerim <laughs> öyle olabilir çok ağlıyorum tarihçiler çok zor roman okuyor evet aşkım memnun ben okumam ya hiç sevmediğim bir hikaye sıra aşkım memnun benim hiç sevmediğim bir hikaye valla ben de oturdum izledim yani baştan sona ama böyle şeyim kınaya kınaya yani böyle babaanneler nasıl kınar aynen öyle kınaya kınaya izlediğim bir hikaye sağol hikmet Küçük Prens. Yok ya. <laughs> ya İdil de Lovecraft'ı sıkıcı bulmuş. Lovecraft benim için çok şey. Jules Verne. Ay Jules Verne aslında çok güzel olur ya. Jules Verne'ün hayatı da inanılmaz. Jules Verne de aynı bizim gibi evden çıkmıyor. <laughs> Pek gezmiyor, tozmuyor. Kütüphanelere kapanıyor, okuyor, okuyor, okuyor. Bütün dünyayı gezmiş gibi yazıyor. Arkadaşlar, sanki fakirmiş gibi. Çok da zengin değil ama çok da fakir de değil. Adam bütün dünyayı gezmiş gibi yazıyor da yazıyor. Bayılırım ben Jules Verne Teşekkürler Nebi ile üyelik hediyen için. Ya evet, ben e, Latife Hanım'ın kitaplarında gülmek de mümkün aslında ama beni çok can evimden vuruyor ya. Okurken ağlıyorum ben onu dört bölüm ben nasıl inceleyeceğim çok zor Cengiz Aytmatoğlu da olabilir Aram dilin ağzından bir mektup da olabilirdi sanki diyor Fön oğlunun tahminleriyle değil de bir raconla kendi ağzından duymalıydık ay ne güzel olurdu be gerçi bu kıskançlık mektubu Aram dilin ağzından imiş onu öğrenmiş olduk ama dediğin olsa sonunda bir de annemin de bir mektubu çıktı sandıktan onu da ekliyorum falan demiş olsa hakikaten süper olurmuş. Şömine başı seyyahı demiş Adem çok doğru. Ama bayılıyorum Cülverne. Hayatının sonunda tekne gezisine çıkıyor canım benim ya. O da benim gibi gidemediğim memleketlere dair kitaplar okuyup duruyor. Adamın zamanında belgesel olsaymış o da benim gibi böyle otururmuş bile belgesel izlermiş. Çocukken öyleydim ben. Siz de öyle miydiniz? Barış Manço'yu izlerdim rahmetli. O bir tane programı vardı neydi o dönence mi bir şey? Geziyordu dünyanın her tarafında böyle izlerdim. Dünyanın başka bölgeleri, konuşulan farklı dinler, değişik değişik insanlar böyle bayılırdım. Ah ah. Umberto Eco'nun Gül'ün adı var biliyorsunuz malum. Bu kalınlıkta bir kitap. Bilmiyorum yani. Onu benle beraber okur musunuz? Ay, hayvan çiftliğini okumayan kalmadı be. 81 milyon okudu hayvan çiftliğini. Oh, oh. Ya ben böyle harbiden toplum eleştirisi falan bunlar güzel şeyler. Ama böyle kafamızı başka taraflara da götürsün istiyorum ya. Fantazya, bilim kurgu. Ama bilim kurgu romanlarını da her zaman anlamıyorum ben. Fizik bilgim yetmiyor arkadaşlar. Her şey okey. Fizik anlatmaya başladıkları anda ben benim beynim erör veriyor. Ne diyor şimdi bu tam olarak falan diye böyle bir kalıyorum. Gece gezen kızlar. Tomris Uyar. Vallahi e, bu Ursula'nın Vahşi Kızlar diye bir kitabı varmış. Birisi önermişti. Hemen onu sipariş verdim ama kitabın baskısı yok. Sahaftan buldum kitabı. Yani baskısı da olan bir şey seçersek daha iyi olur. Ya Karamazov kardeşler falan of. Ay İhsan Oktayanar. Ay puslu kıtalar atlasını mı okusak ya? Ay. Ay heyecanlandım. Puslu kıtalar atlasını okur musunuz benle beraber? Benim hayattaki zevklerimi belirleyen 3-5 şeyden biri odur. Yani bizim kuşakta işte yaltırık da öyle, nane de öyle. Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Puslu kıtalar atlası. Saadettin Teksoy <laughs> ufolar puslu kıtalar atlası of inanılmaz ya ay onda da ağlayabilirim ama diğerleri kadar ağlamam herhalde ya Hı? ben böyle çok aşığım yani Hacivat Karagöz neden öldürüldüğüye ne derece aşıksam puslu kıtalar atlasına da o derece aşığım zaten İhsan Oktay Anar bir aşktır aşk gerçekten onun sevenleri için o bir aşk kendisi heykelin dikmemiz lazım bence onu. hala hayatta Allah uzun ömürler versin kesinlikle heykelin dikmemiz lazım öyle bir adam yani bilmem ister misiniz ben çok aşığım bu kitaba oh. Puslu kıtaları anlayamamış olabilirsiniz ama anlaşılmaz bir kitap değil. Kesinlikle ve muhteşem bir hayal gücü. Muhteşem bir şey. Of. Uzun İhsan Efendi. Vallahi Frankenstein'dan sonra bak onu okuyabiliriz. ya harika bir şey ya puslu kıtalar atlası anlatamam anlatamam anlatılmaz yaşanır hem de dili sebebiyle o hikayeyi çok da anlamayan arkadaşlar var belki onları anlatma fırsatım olur elimden geldiğince bizim y kuşağının tarih ve fantazya sevenlerini kalbinden vurmuş bir yazardır Millet vekili olsa oy veririz adama bak. O derece. <laughs> öyle anlatayım. <laughs> o kadar yani. Yaşar Kemal de vardır bambaşkadır da. Ya bir sürü kimseyle kimseyi bence kıyaslamayalım. Tamam mı? Herkesin yeri ayrı. Ama İhsan Oktayanar'ın yeri bambaşka. Bambaşka özellikle tarih severler için hem tarih hem fantazya sevenler için öyle bir kitap daha gelmedi yani. Sipariş ver Altuğ zaten sipariş ver zaten okuyun. Anlamadım Hakan ne sorduğunu. Bak Başak'ta 3 farklı baskısı varmış. Benim bütün zevklerimi belirledi ya İhsan Oktay O kitabı okuduktan sonra ulan ben günün birinde böyle bir şey yazabilir miyim dedirttiği binlerce gençten biriyimdir yani. Ve yazamam öyle bir şey yazamam. Ama ben de günün birinde o kitabı okuduktan 10 sene sonra bir şeyler yazmaya cesaret ettim hala tamamlayamadığım. dili aslında ağır sayılmaz ama yani bugünkü nesle biraz ağır gelebilir ama zaten arkadaşlar cin ali mi okuyalım he zaten kitap dediğin biraz ağır olacak kitap dediğin bize bilmediğimiz kelime öğretecek bize bilmediğimiz bir şeyler anlatacak bizi Allah Allah böyle bir şey mi varmış diye bir şeyleri araştırmaya itecek eğer böyle yapmayacaksa bir kitap cin ali okuyalım o zaman ben böyle düşünüyorum şahsen. Puslu kıtalar atlası zaten iletişimden çıkmıyor mu hala? Başka bir yayın evine geçmedi ki. Çeviri değil bir şeydir. İstediğiniz yayın evinden alın. Ha Frankenstein'i soruyorsanız ben iletişimden aldım ama Ötüken baskısı da güzel. iş Bankası baskısı da güzel. Onu siz bilirsiniz artık. Zeynep Zeynep'ciğim bu kitabı okurken tabii ki sözlük kullanacağız yani. <laughs> Benim ilk defa gördüğüm Arapça Farsça kelimelerle doluydu Gürpınar'ın kitabı. Normal bu yani olması gereken bu zaten. Gerçekten bir kitap sizi ya bu neymiş diye bir sözlük baktırtmıyorsa Allah Allah tarihte böyle bir şey mi varmış diye bir araştırma yapmayı itmiyorsa o kitap cineli kitabıdır yani. Ben böyle düşünüyorum. ha Frankenstein'ı okumaya baş tabii Frankenstein'ı alın okumaya başlayın kaç sayfaydı hatırlamıyorum sayfa sayısını dörde bölün kafanızda e, ee, dörtte biri kaç sayfa ediyorsa oraya kadar okuyun gelin önümüzdeki hafta herhalde başlarız ona da Ha iş bankası baskısını okudun o yüzden dedin ha okey tamam olur normal ya normal arkadaşlar Herkes eski dil falan bilecekti ki yani o kadar senedir Osmanlıca okuyorum ediyorum benim bir sürü daha bilmediğim kelime var. İngilizce en iyi bildiğim dil orada bilmediğim bir sürü kelime var. Normal bunlar ya. Hmm. Frankenstein'e önden hakikaten başlayın. Sonra şey var Mary Shelley'nin başka bir romanını ıı, konu ettiğim bir yayın yapmıştım. Onun da linkini paylaşayım size. Mary Shelley tarih obası yazınca da çıkacaktır ama Mary Shelley Frankenstein ve son insan diye bir yayınımız vardı. Onun da linkini paylaşayım. Şurada. Başka bir bağlamda konu etmiştik kendisini. Ona da bakmak isteyebilirsiniz. Hı hı. ...alto video açıklamasına bak bebişim... ...konseptimiz şu... ...şimdi bakın Gürpınar'ın kitapları... E, ...diyalogları... ...seslendirmeye... ...çok müsait... ...buna çok izin veren kitaplar olduğu için... ...ve genellikle... ...çok komik bölümleri olduğu için... ...ben bu kitabı... ...ve daha önce Gulyabani'yi... ...seslendirmeli seslendirmeli okudum... ...zaten Gulyabani'yi doğrudan sesli kitap olarak okumuştum... Bunu sesli kitap olarak okumadım. Bölümler seçtim, oraları sadece seslendirdim, gerisini anlattım, tamam mı? Frankenstein'da, bilmiyorum seslendirme yapmanın gerektiği bazı bölümler olabilir. Ama benim aslında istediğim şu, hangi kitabı seçiyorsak onu kafanızda dörde bölün. Dörtte biri kaç sayfa ediyorsa oraya gelene kadar siz de okuyun, tamam mı? Ben yayından önce topluluk sekmesinde bir tane şey paylaşacağım, ileti paylaşacağım. İşte e, atıyorum 120. sayfaya kadar mı okuyacağız? 120. sayfaya kadar kitabı okumuş arkadaşlar bu postun altına düşüncelerini yorum olarak yazsın diyeceğim mesela. Tamam mı? Sonra yayında kitabı falan okumayacağız. Kitapta e, yayında kitabı konuşacağız artık. Şu karakter hakkında ne düşündünüz? Mekanı beğendiniz mi? Sizce nasıl bir dili var? Bilmem ne, bunları konuşacağız. Bir de mesela Frankenstein'ı seçme sebebi çok tarihi bir roman. Tarihi açıdan, edebiyat tarihi açısından da çok önemli bir roman. Mary Shelley'nin kendi hikayesi oldukça ilginç, bizi ilgilendiriyor. Bir kadın olarak bizi ilgilendiriyor. Bu, bu açılardan bilmemiz lazım. Bir de Frankenstein o kadar çok popüler kültür uyarlaması olan bir kitap ki dünya kadar ee, ...daha geçenlerde... ...Porting's gösterime girdi biliyorsunuz... ...onu izledik... ...çoğumuz... ...orada bile e, ondan şey vardı yani... ...o Frankenstein'den ilhamla çekilmiş bir filmdi... E, ...ondan önce bizim memleketten çıktı... ...bir tane Frankenstein ilhamlı... ...bir eser... ...Çağınırmak'ın yaratılanı... ...ben onu da beğendim... ...çok severek izledim... Ee, ...onu da mesela Frankenstein'i okuyalım... ...sonra Çağınırmak'ın... ...o dizisini izleyelim, yorumlayalım... Yani popüler kültüre çok fazla ilham vermiş bir çalışma. Bir sürü filmi var, bir sürü uyarlaması var, bilmem ne, müzikalleri var falan filan. İstiyorum ki genel kültürümüze de ciddi bir katkı olsun bu Frankenstein'da ne nasıl anlatılıyor, orijinalinde neymiş onu beraber bir öğrenelim. Bundan sonraki Frankenstein uyarlamalarını izlerken de farklı bir gözle görürsünüz, farklı bakarsınız anlatabiliyor muyum? Mesela bu Cadı'yı niye seçtik? Gürpınar'ın zaten Gullebanis'ini okumuştuk. E bu ayın sonuna doğru Cadı filmi gösterime giriyor arkadaşlar. Film gösterime giriyor. Cadı filminin doğrudan uyarlaması olduğu iddia edilmiyor. Tamam mı? Oradan ilham almış bir film. Mesela artık kitapta orijinalinde neler anlatıldığını biliyoruz. Filmi izlerken değişik izleyeceğiz yorumlarken farklı yorumlayacağız. Değerlendirirken farklı yor değerlendireceğiz böylelikle. Genel kültürdür ya. Yani böyle bakıyorum ben meseleye. Ya. Penny dreadful. Ay çok güzeldi ya evet ya. Hım. Yani evet Gülpınar'ın kitapları gerçekten performansa teşvik ediyor insanı. Böyle şuraya şöyle bir seslendireyim de gülelim eğlenelim dedirtiyor bana. Diğer kitaplar bunu dedirtmeyecek her zaman tabii. Ya. Yeah. İzleyecek şey arıyoruz. Dinleyecek şey arıyoruz. Bize yeni yeni kapılar açacaktır. Böyle klasikleşmiş Yapıtlar, klasikleşmiş kurgular hakkında doğru düzgün bir fikrimiz olsun. Bir bunu istiyorum. Bir de yerli yazarlardan özellikle güzel yazmış bize güzel eserler bırakmış kişileri ele alalım. Yani bir yerli bir yabancı yapalım, işte bir roman, bir akademik yapalım falan. Niyetim o yani. Ya şimdi şöyle, şunu önceden söylemek isterim İdilciğim, bir e, eserin uyarlaması olmak başka bir şey, bir eserden ilham alarak bir şey yapmak başka bir şey. Biz Cadı filmini senaryolaştır Cadı romanını senaryolaştırdık ve filme aldık demiyorlar. Cadı diyorlar. Dolayısıyla buradaki hikayeye... bağlı kalmak zorunda değiller. Yani buradan alınan ilhamla yeni bir hikaye yazmışlar gibi hissettim ben muhtemelen öyle çıkacak bakalım öyle mi değil mi göreceğiz ee, filmi Ankara'da değil de İstanbul'da daha ve üzeri üyelerle birlikte bir gün izleyebiliriz ama bunun için ayrıca Ankara'ya gelebileceğimi sanmıyorum Hakan yani Haziran'a kadar bir yere gidebileceğimi zannetmiyorum daha da fenası Filmin fragmandan anladığımız evet evet Nefi ile Fikriye evlenmiş e, veya Şükriye artık bilmiyorum ama Fikriye'ydi galiba şeyde fragmanda. Bakalım göreceğiz yani. Frankenstein'e iletişimden okuyacağım ben. Siz istediğiniz eylemden okuyabilirsiniz. Evet insanlar kitapla uyarlama aynı olmayınca sinirleniyor. İkisi ayrı sanat dalları sonuçta demiş altı. İki ayrı sanat dalları da şimdi insanlar otomatik öyle bir beklentiye giriyor. Filmin kitabını, pardon, kitabın filmini görmek istiyor genellikle. E bunu da yönetmenlerin, senaristlerin baştan iyi anlatması lazım aslında. İşte cadıdan ilham aldık demeleri lazım mesela açık açık. Herhalde öyle bir şey lazım. Önümüzdeki hafta ayın kaçı oluyor bir bakayım. Muhtemelen önümüzdeki hafta başlarız, ani bir değişiklik olmazsa. Belki sonraki haftaya kalabilir bakalım. Evet, bugün yeni üye olan arkadaşlar ay ve üzeri üye olan arkadaşlar topluluk sekmesinde Discord linkini paylaşacağım. Lütfen başkalarıyla paylaşmayın. Discord'a gelmek istiyorsanız o linki takip ederek erişebilirsiniz Discord'a. Bilginiz olsun. Bakalım. 26'sında gösterime girecek film. Sadece ilham seviyesinde kalacak eserler için isim aynı olmamalı bence demiş Eylül. Bilmiyorum ki. Ama diğer yandan cadı başlıklı bir film de bayağı dikkat çekmiyor mu? O da var yani. Hmm. Hmm. Sonraki haftaya kalması daha mantıklı olur aslında demiş Şuma. Doğru. Kitabı insanlar anca duyacak, alacak, okuyacak. O zaman evet bir sonraki haftaya bırakalım. Sağ ol Candar. Evet yarın akşam da eski hekimlerden şifa reçeteleri adlı yoğun tarih serimizin ilk videosu gelecek. Böyle video video e, paylaşmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. Yayını beğendiyseniz lütfen videomuzu da beğenin. Yorumlarınızı bırakın ee, işte ne bileyim katıl üyesi olmak isterseniz de buyurun üyemiz olun arkadaşlar bu akşamlık benden bu kadar tarih babası benimle birlikte olan 500 küsür kişiye çok teşekkür ediyorum. Sonra izleyecek arkadaşlara da teşekkür ediyorum tekrar iyi bayramlar diliyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Öpücükler hepinize, yorulmuşum. Ruhun şad olsun Hüseyin Rahmi ya. Vallahi. Ne adamsın, ne adamsın ya. Video açıklamasındaki linkten Hüseyin Rahmi'nin bütün eserlerine Türk Dil Kurumu ve Emine Gürsoy Naskali Hoca sayesinde erişebileceğinizi hatırlatıyor ve iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.